Efendim Kanal Çek ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben, Geniş Açı'ya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Geniş Açı yeni yayın döneminde de saatinde yani 8.30'da sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz yeni yayına girmeden önce bir ara vermiştik ve o zamanlarda gündeminde ne vardı Geniş Açı'nın? 4+4+4 eğitim sistemindeki değişiklik vardı. Sürekli sendika başkanlarımız bunun sıkıntılı olacağını, okulların açılmasıyla birlikte de bu sıkıntıların gün yüzüne çıkacağını söylüyorlardı. Evet, okullar açıldı. Peki sıkıntılar gün yüzüne çıktı mı? Birazdan bunları konuşacağız efendim. Kimlerle konuşacağız? Yine bölgemizden şube başkanlarımız var. Hemen isterseniz onu tanıştırayım. Uşak Eğitim Birsen Şube Başkanımız Sayın Mehmet Karaçalık bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Efendim sadece Afyonkarahisar'da kalmadık. Kütahya'ya da gittik. Kütahya Türk Eğitim Sen Şube Başkanımız Sayın Mehmet Karabekir de bizlerle birlikte. Sayın Başkan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'ın Eğitim Sen Şube Başkanı Sayın Ömer Akyıldız da bizlerle birlikte. Ömer Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, söylediğimiz gibi Geniş Açı kaldığında yani ara verdiğinde eğitim sistemini konuşuyordu. Eğitimdeki sıkıntıları konuşuyordu. Bu manada yine kaldığımız yerden eğitimle devam edeceğiz. 4+4+4 eğitim sistemi yürürlüğe girdikten, okullarda uygulamaya başlanıldıktan sonra sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Fiziki sıkıntılar özellikle gün yüzüne çıktı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin birbirini görmeyecekleri bahçeler oluşturulacak denildi ama oluşturuldu mu? İşte bunların hepsini biraz sonra aktaracağız sizlere. Kütahya ile başlayalım. Sayın Başkan Mehmet Karabekir'le. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söylediğimiz gibi bu sisteme geçilmeden önce sürekli eğitimde sıkıntıların olacağını, 4+4 sisteminin sıkıntı getireceğini söylemiştiniz. Biraz böyle geriye gidersek o günlerdeki dile getirdiğiniz sıkıntılar neydi? Şimdi efendim öncelikle bizi izleyenler herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi gündemin sıcak bir maddesinde buluşturduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii Türk Eğitim Sen olarak 4+4+4 yani dert artı dert olarak topluma yansıyan evet. Bir sistemin yanlışlarını, eksiklerini ilk gündeme düştüğü andan itibaren genel merkezimiz düzeyinde ve illerimizde de bizler şube başkanları olarak dillendirdik, dile getirdik. Biz bu sıkıntıları anlatırken, biz bu sıkıntıları dile getirirken ısrarla bize gündemi saptırmak istediğimizi, olmayan şeyler varmış gibi göstermeye çalıştığımızı ve bir bardak suda fırtınalar koparttığımızı, hatta provokatörlükle suçlandığımızı geriye döndüğüme hatırlıyorum. Keşke biz bu yanlışları, bu eksikleri ve meydana gelebilecek sıkıntıları anlatırken gerek bakanlık gerekse bu 4+4+4'e destek veren sendika yöneticileri birazcık olsun tarafsız bir gözle bizi dinleyip bizi bir tarafa koyup da sadece muhalefet yapıyor diyerek yaygara yapmasalardı belki bugün içinde olduğumuz sıkıntıların büyük bir bölümü olmayacaktı. Biz ne dedik? Bir defa eğitim şurasında bu tartışılıp da bizim eserimiz diye övünülüp de ortaya atıldığı andan itibaren dedik ki bakın bu öncelikle öğretmen sıkıntısı yaratacak. Norm fazlası öğretmenler gündeme gelecek. Dedik ki okullarda altyapı büyük bir sorun. Eksiklerimiz var. Derslik eksiklerimiz var. Evet. Öğretmen eksiklerimiz var. Öğretmen fazlalıkları ulaşacak dedik. Bunlar düzeltilsin dedik. Veliler açısından çok büyük sıkıntılar meydana gelecek dedik. Velilerimizin bu evet. işe ısındırılması gerekir dedik. Sistem çok hızlı geçti. Apar topar geçti. Söylemekte beis bulunmuyorum. Sayın Başbakanımızın bu hafta sonu bu iş bitecek dedi ve o hafta sonu bu iş bitti. Peki bu iş bitti de bugüne gelindiğinde her şey süt liman mı? Her şey sakin mi? Her şey bütün taşlar yerine oturmuş. Eğitim tabiri caizse eğitim öğretim faaliyetleri tıkır tıkır yürüyor mu? Keşke bunu diyebilsek. Evet. Keşke biz endişelerimizde haksız çıksaydık. Keşke biz endişelerimizi dile getirirken muhatap olarak dinlenilip ya şu işte doğru denilseydi de bu sıkıntılar olmasaydı diye tekrar söylüyorum. Evet. Dönüp baktığımız zaman
okullarımızda şu anda müthiş bir kargaşa var. Hocam günümüze geleceğiz. Öncelikli olarak geçmişte neler söylemiştik, neler olacak? Peki o zaman devam edeyim ben. Dedik ki öğretmen arkadaşlarımız mağdur olacak. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımız norm fazlası durumuna düşecek. Evet. Başta malum sendika olmak üzere Milli Eğitim Bakanı da ısrarla hayır dedi. Tam aksine öğretmen fazlamız olacak bizim dedi. Özellikle okula gitme yaşının öne alınmasıyla öğretmene ihtiyacımız olacak bizim dedi. Ama maalesef şu anda bakan da kendisi ikrar etti. 42 bin tane norm fazlası sınıf öğretmeni meydana getirildi. Evet. Peki sınıf öğretmeni norm fazlası hale getirildikten sonra sorun bitti mi? Yanlışı yanlışla düzeltme yoluna gidildi. Sınıf öğretmenleri eritebilmek için alan değişikliğine gidildi. Alan değişikliğine gidince bu sorun çözüldü mü? Üzülerek ifade ediyorum. Daha büyük karışıklıklar meydana geldi. İdareciler yer değiştirmek zorunda kaldı. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımızda bir eksilme oldu. Bazı illerde şu anda sınıf öğretmeni fazlası var. Kütahya'da mesela sınıf öğretmeni açığı var. Bu duruma geldi. Bu sefer de ne yapıldı? Ücret karşılığı ders teklifleri yapıldı. İlanla sınıf öğretmeni aranır hale getirildi. Sınıf öğretmenleriyle birlikte okul öncesi öğretmenler, yani anaokullarımızda eğitim öğretim faaliyeti gören arkadaşlarımızda büyük bir fazlalık meydana geldi. Evet. Okul öncesi biliyorsunuz Nimet Çubukçu zamanında zorunlu hale getirilmeye çalışıldı ve bununla da ilgili de %70 oranında Türkiye'de okul öncesini zorunlu hale getireceğiz diye düğmeye basıldı, çalışmalar yapıldı. Ama maalesef geldiğimiz nokta hocam muhakkak aynı şekilde. Hepsini sayacaksınız ama isterseniz biraz da Ömer hocamla peki, devam edelim. Peki, Sayın Ömer muhakkak konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Afyonkarahisar Eğitim Sen Şube Başkanı Sayın Ömer Akyıldız. Evet hocam Mehmet Bey bir takım sıkıntıların dile getirileceğini daha önceden söylemiştik. Bunlar da hatta bunlar oldu dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, biz bunları somut bir şekilde söylemiştik. Bu yasa çıkarken iktidar bunu pedagojik olarak değil de sadece ideolojik olarak, ideolojik ve siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için çıktığını söylemiştik. Bu yaşanacak sorunların da eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaşanacağını söyledik. Bugün bu sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Bunu görüyoruz. Biz ne demiştik? Evet, öğretmen norm fazlası oluşacak demiştik. Sınıflar dünkünden daha kalabalık olacak demiştik. Taşımalı eğitim son bulmayacak demiştik. Öğretmenlerle birlikte öğrenciler de sürgün edilecek, başka yerlere taşınacak demiştik. Bunlar bugün yaşanmaya devam ediyor. Yani bu sistem sadece öğretmen arkadaşlarını mağdur etmemiştir. Bu sistem öğrencileri de mağdur etmiştir. Bu sistem velileri de mağdur etmiştir. Evet. Veliler öğrencilerini okula vereceği okulun yakınları evlerini tutmuştur. Ama orası ya birinci kademe ya ikinci kademe olmuş ama kendisine uygun bir hale gelmediği için o veli de çocuğunu mutlaka daha uzak bir okula kaydetmek zorunda kalmıştır. Yani veliler de bu işten mağdur olmuştur. Öğrencilerine daha fazla ekonomi yani eğitime daha fazla para ayırmak zorunda kalmıştır. Gerçekten ayrıca denmiştir ki yani ortaya sunulan gerekçeler de doğru değildi. Evet. İşte 8 yıllık kesintisi eğitimin elbette ki sorunları vardı. Biz bunları söylüyoruz. Yani birebir tamamen çok iyi bir sistem diye savunmuyoruz bunu. Ama bu sorunlar giderilebilirdi. 8 yıllık kesintisi eğitimde okullaşma oranları %98'lere çıkmıştı birinci kademede. İkinci, hem kız çocuklarının okullaşma oranı da %30'lardan %65'lere çıkmıştı. Bu somut verilerdir. Yani iktidarın savunduğu gerekçeler bu yasayı çıkarırken asla doğru değildir. Sadece ideolojik anlamda, siyasi anlamda bakmıştır. Evet. İktidar bunlar tabii yerellere bu sorunları maddeleştirerek mutlaka tartışacağız. O nedenle şimdi genel bazda konuştuk. Yaşanan sorunları da bu şekilde maddeleştirerek işte öğrencilerin, öğretmenlerin yaşadığı sorunları, okullarda yaşanan okullaşma sorunlarını ayrı ayrı mutlaka konuşacağız. O nedenle şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hemen o zaman Uşak Eğitim Bir Sen Şube Başkanımız Sayın Mehmet Karaçallık beyefendiye dönelim. Hocam Eğitim Bir Sen olarak bir takım sıkıntıların olabileceğini ama önümüzdeki süreçte düzeleceğini söylemişti. Daha önce Sayın Afyonkarahisar Şube Başkanımız, Eğitim Bir Sen Şube Başkanımız Abdullah Bey, bu sistem bence öğrenciler için de öğretmenler için de çok güzel olacağını iddia etmişti daha önceki programlarımızda. Siz neler söyleyeceksiniz? Sistemin bir yanlışlığı var mı yok mu? Evet, öncelikle yayınımız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bakın, her doğum sancılı olur. Bir anne düşünün ki 9 ay 10 gün evladını karnında taşıyor. 9 ay 10 gün boyunca karnında taşıdığı evladının kendi bedenine verdiği sıkıntıları oluyor. Ama bunun sonucunda elde ettiği evlatla hiçbir sıkıntısı aklına dahi gelmiyor. Evet. 1 artı 4 artı 4 artı 4 sistemini savunduk. Bakın, başında 1 söylüyorum. Evet. Bizim 1 anaokullarında zorunlu hale getirmek gibi 18. Milli Eğitim Şurası'nda bir önerimiz vardı. Evet. Anaokullarının da zorunlu olmasını isterdik. Muhakkak surette, tabii ki bununla birlikte iktidarla örtüşmeyen taleplerimizden birisi de, bizler 72 aylık çocuklarımız tıpkı eskisi gibi zorunlu iken 66 aylıktan itibaren olanların veli isteğine bağlı kalmasını istiyorduk. Ama Sayın Bakanımız bunu, veya bakanlığımız diyeyim artık bunu, 60-66 aylık kısmı kişinin, velinin isteğine bırakırken 66-72 aylıkları ise zorunlu yapıp bunu rapora bıraktı. Ama biz bunu bu şekilde talep etmemiştik. Tabii ki taleplerimizde şu anki var olan sistemin uygulanmasıyla örtüşmeyen pozisyonlar da var. Arkadaşlarım belirttiği gibi derslik yetersizliği doğrudur. Norm kadrolarda meydana gelen açıklarla ilgili ise konuşulacak o kadar çok şey var ki konuşmaya başlarsam sonunu gelemem. Evet. Neden gelemem? Kendi ilimde yaşadığım olaylarda, müdahil olduğum okullarda 1, 3, 2 norm fazlası durumuna çıkarılmış öğretmenlerin dersliklerin uygun bir hale getirilmesiyle nasıl norma dahil edildiğini bizzat ben yaşadım. Hı. Burada bir provoke var. Evet. Bunun bizzat canlı şahidiyim. Bizzat canlı örneklerini somut delillerle söyleyebilirim. Bakın, bakanlık bir genelge yayınladı. Dedi ki, ona kadar olan yerlerde sizler norm kadrolara bir verebilirsiniz. Bunun standardı 30'dur. Hı hı. Bu yanlıştır aslında. Neden yanlıştır biliyor musunuz? OECD ülkelerinde bu 21'dir. 21 öğrenciye bir norm verilir. Hı hı. Türkiye standartlarında düşünecek olursak, Türkiye ortalaması 31 civarlarındadır. Bu Doğu, Güneydoğu ve İstanbul'da 45-50'li rakamlara çıkmaktadır. Bir kısım illerimizde de bu böyle olabilir. Bu sayı 24'e düşürüldüğü takdirde, 24 öğrenci üzerinden hesaplama yapılmış olsaydı çok rahat bir şekilde sisteme yeni giren öğrencilerle birlikte, bırakın norm kadro fazlası olmayı, ihtiyaç zuhur edecekti. Evet. Bakın, fiziki mekanların uygun hale getirilmemesi kelimesinin altını çiziyorum. Bilinçli bir harekettir. Bununla birlikte velilerin sisteme adapte olmaları noktasında yanlış bilgilendirilmeler. Bakın, bugün sıkıntılar yok değil, var. Elbette olacak. Her doğum sancılı olur dedik. Derslik yetersizliği bunun en başındaki meselelerden birisi. Bakanlığın buradaki bir tutumunu tabii ki ben de eleştirmek istiyorum. Nedir o? Alana bu sorulmamıştır. Hiçbir sendikaya, öğretmenlere, eğitim çalışanına, ne bileyim yani, bu iş hizmetlisinden, memurundan, müdüründen, öğretmenine kadar evet sorulmalıydı. Benim de eleştirdiğim noktalardan birisi budur. Ama ben burada yaklaşımın kesinlikle ideolojik değil, pedagojik olduğunu, ama 8 yıllık dayatmalı eğitim ise tamamen Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarla, siyasi hayatıma mal olsa da bunu yapacağım diyenlerin, ki siyasi hayatına da mal olmuştur, hangi dayatmalarla yaptığını biliyoruz. Evet. Sizler 72 aylık bir çocukla 13-14 yaşındaki koskocaman çocuğu, Allah için yani şimdi elimizi vicdanımıza koyalım, bir arada tutarak, ortak tuvaleti kullandırarak, ortak alanları kullandırarak ne bekliyorsunuz? Nasıl bir durum bekliyorsunuz? Bunun 4 artı 4 artı 4 şeklinde bölünmüş olması kesinlikle öğrencilerin hem sosyal gelişmeleri, hem ruh gelişmeleri, hem de bedensel gelişmeleri açısından kesinlikle kabul edilebilir bir durumdur. Kaldı ki önceki Talim Terbiye Kurulu Başkanı, ki iktidar kendisiyle örtüşmediği için kendisinin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından ayrılmasını istemiştir İrfan Bey'in. O da ayrılmıştır. 4 artı 4 artı 4 sisteminin kesinlikle doğru olduğunu beyan eden bir sürü açıklamaları vardır. Evet. Yani bu konu uzmanlar tarafından, bunu kabul ediyorum, öncelikle biz eğitim çalışanlarına sorulmalı. Bununla birlikte çocuk psikolojisinden anlayanlar, psikologlar, bu çoğaltılabilir, sorularak velilerimize 4 artı 4 artı 4 sisteminin haklılığı, güvenilirliği, geçerliliği ispat edilerek geçilmiş olsaydı çok daha güzel olurdu, ama evet. Her iki sendikacı arkadaşımız da bilir, toplumda o kadar çok infial falan da yok şu anda.
Devam edelim hemen isterseniz. Öncelikli olarak sürekli Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen şunu söyledi. Özellikle AK Parti'nin Müslüman gençlik yetiştirmek için uyguladığı bir sistemdir. Getirmeye çalıştığı bir sistemdir dedi. Mehmet Hocam tam tersini iddia ediyor. Ruh gelişimi için daha sağlıklı olacağını, sadece ruh gelişimi değil tabii, daha sağlıklı olacağını söyledi. Mehmet Hocam yine sizinle devam edin. Şimdi tabii ben bu toplantıya gelirken çok ön yargılı gelmişim. Öncelikle Eğitim Sen Başkanımızdan özür diliyorum. Bu kadar... Muhtemelen şunu bekliyordunuz değil mi? Yani, hükümetin için, bütün yapmış yani, olduklarını... Çünkü ben hayretle düştüm şu anda. Bu işin oluşumundan, yani mutfağın en ucra köşesinden itibaren bizzat Eğitim Sen yöneticilerinin tamamının haberi var. 18. Şura'da desteklediklerini, bu işin mimarının kendilerinin olduklarını, altyapısını kendilerinin oluşturduklarını ve hükümete de sınırsız destek verdiklerini defaatle deklar etmişlerdir. Ama şimdi başkanımı bakıyorum, bizim yanımızda görüyorum. Bu güzel bir şey. Demek ki yanlışlarını kabul etmeye başladılar bu arkadaşlar. Tabii bunun da altında neler var neler yok, onu da ayrıca tartışırız eğer müsaade ederseniz, izin verirseniz. Şimdi bakın, tüm Türkiye şunu iyi bilmeli. Türkiye'de Müslüman gençlik yetiştirilmesi veyahut da yetiştirilmemesi bir siyasi iradenin düşüncesidir. Türkiye'de Müslüman gençlik yok muydu da Müslüman gençlik yetiştirilecek bu vakitten sonra? Türkiye'yi yönetenler Müslüman değil miydi gençliklerinde? Türkiye'yi şu anda idare edenler Müslüman değil mi ki yeni bir Müslüman gençlik inşa edecekler? Bu yanlış. Bu tabir bir defa söylem itibariyle toplumun kabul etmesi mümkün olmayan hocam bir söylediği yanlış. İçin ben öyle söylüyorum. Yok, bu yukarıdan da böyle deklar yani. Edildi. Hocam da aynı şekilde söyledi. Geliyorum şimdi sendikal bazda. Biz Türkiye Eğitim Sen olarak, yani Müslüman bir toplumun temsilcisi olarak, elhamdülillah Müslüman ve Türk'üm diyen bir sendikanın yöneticileri olarak haddimize mi bizim Peygamber Efendimizin hayatının öğretilmesine karşı çıkmak? Haddimize mi bizim Kur'an-ı Kerim'in okullarda öğretilmesine karşı çıkmak? Destekliyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini hem de Peygamber Efendimizin hayatının öğretilmesini destekliyoruz. Destekliyoruz da sistem yanlış. Biz sadece desteklemiyoruz. İstiyoruz, arzu ediyoruz. Ve rica ediyoruz. Yapılsın bu diyoruz. Ama bunu bir ideolojik bir çevreye mesaj olarak vermiyorum ben. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim sadece Arapça okunmasın, yüzeyden okunmasın. Okullarımızda Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi de öğretilsin. Meali de öğretilsin. İnsanlar o Kur'an-ı Kerim okurken anlasın hangi duayı nasıl okuduğunu, hangi duanın ne manaya geldiğini anlasın, anlayarak okusun. Secdeye varırken yaptığı duaları anlasın. Rabbimden neler istediğini bilsin. Biz bunu da arzu ediyoruz. Gelelim şimdi sisteme. 4+4+4+4 dedik. Evet. Dert artı dert. Kime dert? Öğrenciye dert, veliye dert, öğretmene dert, idareciye dert, kendine bunu dert edinen Türk Eğitim Sen gibi sendikaya dert. Hocam peki kime dert? Şurada Eğitim Bir Sen vardı. Hocamlar da dedi biraz önce. Bize sorulmadı ama yok, bize soruldu, de dert soruldu, miydi? Soruldu. Peki, onlara. Sorulmadı demesin hocam. Kendisine soruldu. Soracağım biraz ben, sonra. Ben söylüyorum bu aynı stüdyodayız. Soruldu kendilerine. Sorulmadı derse bilmiyorum yani. O zaman biz yanlış biliyoruz. Peki kime dert değil? Bakana dert değil bu 4+4. Kime değil? Valilere dert değil. Kime değil? Milli Eğitim Müdürlerine değil, dert değil. Kime değil? Bu sistemi yönetenlere dert değil. Çünkü arkadaşlarımız orada sistemin dışında sadece yapın, edin, şunu uygulayın diyorlar. Nasıl uygulanacağı noktasında, nasıl tedbirler alınacağı noktasında hiçbir yardım yok. Provokatör ediliyor şimdi. Sınıfları, yani okul müdürleri bilerek mi dart tuttular? Öğrencileri bilerek mi almadılar? Yani bir okul müdürü ister mi bodrum katında, kalorifer dairesinde, tuvaletin bitişiğinde öğrenciye yer, sınıf açsın? Aman norm fazlası öğretmenleri gizleme çabasının içerisine girip oralarda sınıf çıkartıp oluştursun. Hocam çok özür diliyorum. Hemen Mehmet Hocam. Hocam niçin provoke edildi dediniz? Gerçekten Mehmet Hocam'ın söylediği gibi hiçbir öğretmen... Şimdi bakın. Böyle bir şey düşüneceğini ben düşünmediğim için döndüm size bir... Şimdi bakın. Olayı somut delilleriyle konuşmak gerekir dedi. Ben şunu kabul ettim baştan. Fiziki mekan yetersizliğini. Bunu kabul ediyorum. Çünkü birdenbire geçildi. Kademeli olabilirdi. Pilot uygulama olabilirdi. Olabilirdi vesaire. Bakın bugün okullarımızda kullanılmaz ve atıl durumda kalmış bilgi teknoloji sınıfları var. Bununla birlikte okul müdürlerimizin idare olarak kullanmış oldukları sınıfa dönüştürülebilecek belli bir metrekarede alanlar var. Bununla birlikte belirli bir süre bu sıkıntıların giderilmesi maksadıyla kullanımdan kaldırılması uygun olabilecek kütüphanelerimiz var. Okullarımızda o kadar çok alan var ki kimse tuvaletlerin yanına falan sınıf yaptığı yok.
Bunu inceleyecek, araştıracak olursak görürüz. İki tane ayrı binası olan kurumlarımızda ne bileyim bu bina ve şu A binası ve B binaları var. Hı hı. B binasının ilkokul, A binasının ortaokul olması problemi çözebilecek iken, o okulumuzdaki hiçbir öğretmenimiz norm kadro fazlası olamayacak iken, hı hı, tam tersi uygulamayla sınıf öğretmenlerimizden fazlalıkların meydana çıkarıldığını biliyorum. Burada ideolojik takıntılar sebebiyle, bakın ideolojik takıntılar sebebiyle en az puanlı öğretmenin kendisiyle fikri uyuşmadığı için norm kadro dışarısına çıkarılmasını biliyorum. Öğretmenler odalarımız var. Daha uygun yerlerin yapılabileceği pozisyonlar varken halen öğretmenler odası olarak kullanılan. Bakın bunlar somut delilleridir. Hocam, nedir biliyor musunuz somut delili? O zaman şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ben anladığım kadarıyla söylüyorum. Türk Eğitim Senli ve Eğitim Senli üye okul müdürleri özellikle okulların fiziki şartlarında iyileştirme noktasında iktidarın getirmiş olduğu bu sisteme yardımcı olmuyorlar mı demeye çalışıyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Direkt ithamda bulunmayayım. Direkt ithamda bulmayı doğru bulmuyorum. Evet bizler hepimiz çünkü eğitim camiasının birer çalışanlarıyız. Görüşlerimiz, dünya görüşümüz, fikrimiz ayrı olabilir. Ama var olan sistem üzerinden konuşuyoruz. Bunu ben iyi niyetlilik duygusu içerisinde şöyle ifade ediyorum. Hı hı. Sistemi tam anlamayan ve içine sindiremeyen arkadaşlarımız diyelim. Ama hocam biraz önce ideolojik dediniz de ben ondan sistemi anlamamanın ve içine sindirememek dedim. Bakın sistemi anlamamak ayrıdır, içine sindirememek ise orayla örtüşen bir durumdur. Evet. Olay buradan kaynaklı. Devam edelim hocam. Şimdi, yine sizde hemen tabii, Ömer hocam da bekliyor şimdi, muhakkak söyleyecekleri var. Arkadaşlarımızın hakkına tecavüz etmeden görüşlerimizi belirtmeye çalışayım ben. Tabii hocam buyurun. Şimdi bakın Sayın Başkan ısrarla diyor ki ideolojik bakılıyor ve içine sindirememekle. Hiçbir idareci validen üstün değil, Milli Eğitim Müdürü'nden üstün değil. Yani bu okullar denetim altında. Yani Milli Eğitim Müdürlerimiz, bakanlığımız okulları denetlemiyor mu da okulların fiziki yapısını bilmeyecek kadar acizler mi de okullarında sınıf var olduğu halde açmayan idareciler hakkında bir işlem yapılmıyor? Ben de buna ideolojik bakılıyor diyorum. Ben de bu tür bakanlar bize ideolojik olarak bakıyor diyorum. Sonra şimdi her doğum sancılı olur dedi Sayın Başkanımız. Oraya geleyim ben. Evet her doğum mutlaka sancılı olur. Hiçbir anne baba da evladını sokağa atmaz. Ama o doğum aşamasına gelmeden önce aklı başındaki bir anne baba önce çocuğunun geleceğini hazırlar. Ben bu çocuğu dünyaya Rabbimin izniyle getireceğim ama nasıl bir ortam sağlayacağım ben buna? Nerede yatıracağım, nerede barındıracağım, nasıl besleyeceğim de danışır. Evet. Doğum aşamasına geldiğinde de en iyi doktora götürür. Muayene, periyodik muayenelerini yapanlar, sağlık kontrollerinden geçirirler ve en sağlıklı bir şekilde çocuklarını dünyaya getirmek için çaba gösterirler. Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanımızın acelesi neydi de bu sene bunu uyguladı? Pilot bölgelerde uygulayamazlar mıydı bu 4+4'ü? Uygulayabilirler. Evet. Planlı bir geçiş sağlayarak bunu yapamazlar mıydı? Yaparlardı. Aceleleri neydi? Ne vardı yani yangında mal kaçırığı gibi getirdiler? İşte asıl burada ideoloji aramak gerekir. Asıl burada ideoloji aramak gerekir. Bakın Türkiye'nin evet katılıyorum 8 yıllık kesintisiz eğitimde bir nesil kaybedildi. Evet. Ama üzülerek ifade ediyorum. Aynı şekilde burada da bir nesil kaybedilmeyi göze alındı. Şimdi bunu yaşıyoruz Türkiye'de. Bakın aynı sınıfta yaş gruplarındaki öğrencilerin bir arada okumasından rahatsız olunacağını, olmaması gerektiğini ifade etti. Şimdi sadece birinci sınıfta 60 aylık, 70 aylık, 80 aylık çocuklar aynı yaş grubu içerisinde, aynı sınıf içerisinde eğitim öğretim faaliyeti yapmak zorunda bırakılıyor. Evet. Aynı okullarda lavabo 8 yıllık çocuk da 10 yaşındaki çocuk da 12 yaşındaki çocuk da aynı lavaboyu tuvaleti kullanıyor. 6 yaşındaki çocuk aynı lavaboyu kullanmak zorunda kalınıyor. Hı hı. Yani devletimiz bu kadar mı güçsüz, bu kadar mı aciz? Yapsaydı bu altyapıyı. Biz 4+4'ün felsefesine karşı değiliz. Hı hı. 4+4'ün dayatmasına karşıyız biz. Evet. Acele edilmemeliydi. Hocam Ömer hocamla reklam arasından sonra devam edeceğim. Her zaman Ömer hocamla gelmiş ve reklam arasını vermişizdir bu programda nedense. Bize daha uzun süre vereceksiniz. Muhakkak hocam uzun süre verelim. Sevgili izleyiciler. Geniş açıda eğitimi konuşuyoruz. Eğitimin 4+4+4 sistemiyle, modeliyle bir takım sıkıntıların meydana geldiğini ki Uşak'tan, Kütahya'dan ve Afyonkarahisar'dan konuklarımız var. Muhakkak öğrenci velisisiniz. Birçok değerli izleyicimiz öğrencisini okula gönderiyor. Bu manada efendim bize gelen sorunları, size ulaşan sorunları lütfen bize gönderiniz. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal 3 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra okulda yaşanan sıkıntıları yazıp 38-34'e gönderiyorsunuz. Ayrıca televizyonumuzun alt köşesinden de Twitter'dan da bize ulaşmanız mümkün. Twitter
Geniş Açı Kanal 3'ten, ayrıca genişaçi@kanal3.com.tr'den bize ulaşmanız mümkün. Hiçbirine ulaşamıyoruz derseniz eğer, telefonumuz açık efendim, 246-36-0 alan koduyla birlikte 272-246-36-0'dan bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir reklam arası. Gündemde ve güncelde ne varsa enine boyuna tartışan program Üçüncü Boyut bu hafta ekranlarınıza Uşak'tan sesleniyor. Saadettin Ulusoy soruyor, Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan cevaplıyor. Ve Uşak temsilcisi Ertunç Öztürk soru ve yorumlarıyla eşlik ediyor. Planlar, projeler, yapılanlar ve yapılacak olanlar ışığında Uşak Belediyesi'nin dünü, bugünü ve yarını mercek altına alınıyor. Üçüncü Boyut pazartesi 20.30'da Uşak'tan canlı yayınla Kanal 3 ekranlarında. Aşk kaç beden diğer, seversen yanılmadan, korkmadan, korunmadan, döktüğün o yaşsa da ahmak olmaz. Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer, söylesene sevgilim, aşk kaç beden diğer. Aşk kaç beden diğer, sadece D-Smart'ta. Dünya markası olan şirketler grubumuz 72 yıldır ileri madencilik ve doğal taş işlemecilik teknolojilerini kullanıyor. Alimoğlu Grup kalitesi tescillenmiş ürünlerini ve eşsiz Anatolia Porcistone koleksiyonunu mimarların ve inşaat sektörünün güncel trend ve ihtiyaçlarını dünya ülkelerine kesintisiz bir şekilde sunmaktadır. Alimoğlu Grup Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip örnek bir işletme olarak da artan başarısını ve geleceğe doğru ilerleyişini emin adımlarla sürdürmektedir. Estetik dizaynlar, itinayla inşa edilmiş ferah daireler ve kalitenin güvenle buluştuğu son nokta. Biçici İnşaat yeniliklere açık yapısı ve özgün tasarımlarıyla hayata geçirdiği 3 yeni projeyi görücüye çıkardı. Yarenler, Mecidiye ve Hamidiye'de yükselen konutlarımızda 2+1, 3+1, 5+1 ve 6+1 dubleks daire seçenekleriyle her ayrıntının düşünüldüğü lüks konutlarda Biçici farkını hissedecek, rahatlığın ve konforun tadına varacaksınız. Biz Biçici İnşaat olarak inşaatlarımızda ses ve ısı yalıtımına dikkat ediyoruz. Bunun için iki daire arasına çift tur uygulaması, ortasına da sıfır yerleştiriyoruz. Aynı zamanda döşemelerimizde de asfalt döşeme yapıp içine 25 santim kalınlığında sıfır uygulaması yapıyoruz. Binalarımızda merkez ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Parkelerimizde suya dayanıklı birinci sınıf malzemedir. Binamız 4 katlı olup kanundan zorunlu olmadığı halde asansör koyduk. İyi bir yaşam için Biçici İnşaat. Sağlık şişeye girdi. Eskişehir Laçin'den Türkiye'ye yayılan Laçin maden suyu zengin içeriğiyle hem faydalı hem içimi kolay. Laçin doğal maden suyu. Eskişehir'in kalbinden. TV mobil uygulamasıyla Kanal 3 kesintisiz yayınla daima yanınızda. iPad ve iPhone'dan BlackBerry'e, Android'den Nokia telefonlara kadar artık sevdiğiniz programlardan haberlere, belgesellerden dizilere kadar Kanal 3'teki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca mobil uygulamalardan bulunan Kanal 3 Facebook ve Twitter sayfalarını da ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Eskişehir ve bölgesinde kültür sanat kapsamında gerçekleşen etkinlikleri ve sanata dair insan hikayelerini merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Müzik.
Tiyatro, müzik, sinema, cam, seramik, resim ve sanata dair pek çok alan. Pembe Koç sunumuyla Eskişehir Life programında. Mutluluğunuz başkalarının mutsuzluğu olmasın. Mutluluğunuza gölge düşürmeyin. En güzel anlarınızı silahla gölgelemeyin. Güne rengarenk bir sabahla başlamaya hazır mısınız? Gündemdeki en sıcak gelişmeler, gazete manşetleri, köşe yazıları, hava ve yol durumları. Ekonomi piyasaları, bölge temsilcileriyle canlı telefon bağlantıları ve uzman konuk yorumları. Hepsi ve daha fazlası için Deniz Elmazoğlu'yla Kanal 3'te sabaha davetlisiniz. Biraz tatlı. Biraz acı. Bazen ocakta, bazen fırında. Anadolu'nun dillere destan yöresel yemekleri, damağınıza hitap eden tatlarıyla bu programda. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama insanı insan yapan tüm değerlerimiz toprağın üzerinde diyenlerin programı Aşk Bahçesi, tasavvuf deryasındaki yolculuğuna devam ediyor. Şeytan diyor size Allah ile aldatmasın. Yani Allah'ın merhameti ile, Allah'ın şefkati ile aldatmasın. Her şeyin zıttıyla kaim olduğu dünya düzeninde iyi ve kötünün, nefisle ruhun mücadelesini, ahir zamanın tüm alametlerini, Kur'an ahlakıyla ahlaklananların hikmetlerini huzurunuza getiriyor. Tasavvufa gönül verenlerin programı Aşk Bahçesi, Hülya Kasnak ve Ümit Demir yorumlarıyla Kanal 3 ekranlarında. İnsan insan gibi yaşamak isterse, insan kul gibi yaşamak isterse, insan ümmet gibi, derviş gibi yaşamak isterse her şeyin en azıyla, en sadesiyle yaşamayı tercih edecektir.
Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Eğitimi konuşuyoruz. Eğitimin sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyor çok değerli hocalarımız. Söylediğim gibi muhakkak sizler de öğrenci velilerisiniz. Okullarda bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu manada neler yapılması gerekiyor efendim? Hemen isterseniz yine ben kamera 3'ten devam edeyim. Neler yapılması gerekiyor? Bunları konuşuyoruz. Kimler var konuklarım? Kısa reklam arasından dedim ya hani televizyonlarında yeni açanlar için hatırlatmak gerekirse eğer. Uşak Eğitim Bir Sen Başkanımız Sayın Mehmet Karaçalık. Kütahya Türkiye Eğitim Sen Başkanımız Mehmet Karabekir. Afyon Eğitim Sen Başkanımız Sayın Ömer Akyıldız. Bizlerle birlikte Ömer Hocam'la devam edeceğiz. İdeolojik değildir dedi Uşak Eğitim Bir Sen Başkanımız Mehmet Bey. Hocam ben buyurun. De oradan başlayayım. Biz ideolojik olduğunu kesinlikle iddia ediyoruz. Pedagojik olmadığını. Pedagojik olmuş olsaydı bu işin uzmanları bir araya gelip bunu değerlendirmeleri gerekiyordu. Bunun doğru olduğunu işte nedir? Öğrencilerin 60 aylık öğrencilerin okula başlama yaşının doğru olduğunu söyleyen henüz bir üniversitede bir akademik bir kadro yoktur. Yok. Bugüne kadar böyle bir açıklama yoktur. Burası mı pedagojiktir? Ayrıca ideolojik değildir dedi. Aydın milletvekili bir düğünde yaptığı açıklamada gerçekten gerçek zihniyetin arkasındaki düşünceyi söylemiştir. Biz İmam Hatipler açmadık. Bütün okulları İmam Hatip haline dönüştürdük demiştir. Bir milletvekilinin böyle bir açıklama yapması elbette ki AKP iktidarında bağlayacaktır. Mehmet Bey'in fizik ortamların düzeltilmemesi sanki işte okul müdürlerinde bir bütçe var, bir ödenek var da fiziki ortamları yapmadılar mı? Bu biliyorsunuz geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından para toplayan okul müdürlerine soruşturma açıldı. Zaten bakanlık okulların okullara yeterli ödeneği zaten göndermiyor. Göndermediği gibi bağış adı altında para toplayan okul müdürlerine de soruşturma açmıştır. İşte ana sınıflarında işte ya da ilk öğretime 60 aylık çocukların başlamasını biz elbette ki doğru bulmadık. Bunun pedagojik olmadığını söyledik. Bugün birinci sınıfta en az 2 yaş farkı oluşmuştur. 60 aydan 72-80 aya kadar. Hı hı. Bu doğru mudur? Zaten 72 aylık çocukların dikkatini 40 dakika 45 dakika toplamak mümkün değilken biz ana sınıfına gidecek oyun çağındaki çocukları ilk öğretime başlattık. Bunun neresi pedagojiktir? Valla bunu sormak istiyorum. Soracağız birazdan. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz. Bir kısım sorunları da özellikle öğretmenler burada da mağdur edilmiştir. Öğretmenler sürgün edilmiştir. Bir kısım mağduriyetler tabii öğretmenlerin burada asla suçlamıyorum öğretmen arkadaşlarımı. Asla öğretmen arkadaşlarımın bir suçu yoktur. Branş değişiklikleriyle bu mağduriyetlerin bir kısmı giderilmeye çalışılmıştır. İşte sınıf öğretmenleri Türkçe branşına, beden eğitim branşına ya da matematik branşlarına geçirilerek bir kısım mağduriyetler giderilmiştir. Bu doğru mudur? Elbette ki doğru değildir. Ama şuradan tabii ki doğrudur. Bu ülkede orman mühendisi de, ziraat mühendisi de, hatta doktoru da öğretmen evet. yapıldığı bir süreçten geçtik. Elbette o kadar mı doğru diye de sorgulamak gerekir. Bunları da maalesef burada yaşadık. Gerçekten işte kütüphanelerin sınıf haline getirilmesi ya da öğretmen odalarının sınıf haline getirilmesi. Hocam bununla ilgili de bir tweet gelmiş. Okullardan kütüphaneleri kaldırmak nasıl bir anlayıştır? Kütüphane dersinden önemsiz mi? Evet, biz Türkiye toplumu okumayan bir toplum zaten. Biz bütün öğrencilerimize okumayı yaygınlaştırmaya çalışırken kütüphaneleri mi kapatacağız? Kütüphanelerdeki bölümleri mi kaldıracağız? Ya da öğretmenlerin 5 dakikalık dinlenme odalarını mı kapatacağız? Zaten atıyorum iktidar demişti ki iktidar işte ikili öğretimi ortadan kaldıracağız. İnadına ikili öğretim bu ülkede yaygınlaştı. Ders saatleri sayısı arttı ve teneffüsler 5 dakikaya düştü. Sabah 7'de başlıyor, akşam 6'da bitecektir. Sabah karanlıkta başlayacak sabahçılar, öğrenciler de bir saat karanlıkta eğitim göreceklerdir. Burada da öğrenciler hem öğretmenler maalesef mağdur edilmiştir. Bu sisteme neresinden bakarsanız bakın, öğretmenler kadar öğrenciler de mağdur edilmiştir. Veliler de bu sistemde mağdur edilmiştir. Bunun doğru olmadığını, tabi burada bizim çekincelerimiz sadece burada değildi. Biz çocuk işçiliği sömürüsünün de burada yaygınlaştırılacağını söylemiştik. Hocam ona gireceğiz. Yine Mehmet Hocam'la devam edelim. Hocam iddiaları. Müsaade ederseniz Sayın Başkanım'a geçmeden, belki bu derslik konusunda bir daha dönülmez düşüncesini şunu ifade etmek istiyorum. Sistemin alelacele oturtulmaya çalışılması,
ve bir dayatmayla uygulanmaya çalışmasının neticesinde çıkan sıkıntıların ne olursunuz öğretmene, veliye ve idarecilere fatura etmeyelim. Yani biz şunu anlıyoruz Sayın Başkanım'ın ifadesinden. Bu sistem işleyecek ama bir takım idareciler buna engel oluyor. Bu sistem işleyecek. Bu sistem işleyecek ama oturacak ama bir takım öğretmenler bu işe karşı geliyor. Hayır. Okul müdürleri de öğretmen arkadaşlarımız da hizmetli arkadaşlarımız da 657 sayılı devlet memurları kanuna göre eğitim öğretim sınıfında hizmet veren memurlardır. Başbakanın emrindedir, valinin emrindedir, bakanın emrindedir, valinin emrindedir, milli eğitim müdürünün emrindedir. Hiç kimsenin oradan gelecek bir emri ben yapmam gibi bir dayatma içerisine veyahut da saklama işine girmeye lüksü de yoktur, şansı da yoktur. Hocam o zaman ben direkt somutlaştırayım. Mehmet Hocam lütfen okul idarecilerini suçlamayın diyor Mehmet Hocam. Buyurun. Evet bakın. Şu anda ismini vermeyi doğru bulmadığım, görüşleri benimle örtüşmeyen bir derneğimiz. 4+4+4 sisteminden önce bu sisteme şiddetle, dernekten bahsediyorum, sendikalardan bahsetmiyorum. Şiddetle karşıyken bu sistemin yasalaşmasından sonra aynen biz ne yapabiliriz demeye başlamıştır. Bu ne demek? Dediler ki bu derneğe, arkadaş ne oluyor? Sen karşıydın. Dedi ki yasalaştı. Artık çıktı. Benim şu andan itibaren yapacağım iş ne yapabilirim de bu insanların yetişip gelişmesinde etkili olabilirim? Hani sanki o insanlar söylediklerinden tam dönmüşler de zıt bir fikre geçmişler gibi bir durum ortaya çıktı. Ama adamlarda bir artık diyor yasalaştı bu, çıktı. Kanun var diyor. Buradan geri dönüş yok. Yani buradan geri dönüş yok diyor. Bakın sistemin eksikleriyle ilgili olarak o kadar çok konuşulacak şey var ki bizim de hem genel merkez nezdinde hem de şahsım olarak karşı çıktığımız, beğenmediğimiz o kadar çok şeyler var ki. Şu tartışmamızın paydaşlarından bir tanesi eksik. Bir, bence Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da izin alınarak bir muhatabımız olmalıydı. İki, bu sistemin uygulayıcısı olan iktidardan da birileri burada olmalıydı. Bizler sendikayız, sivil toplum kuruluşlarıyız. Hak ve menfaatler topluluğunun yanında yer alan insanlarız. 4+4+4 eğitim sistemini benim savunuyor olmam, onun yanlışlarını konuşamayacağım anlamına gelmez. Ama şu karıştırılmasın, ben Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlığı değilim. Arkadaşların karıştırdığı nokta burası. Hocam arkadaşlarım ben, derken hocalarımız şunu iddia ediyor. Bu sistem siz şimdi, biraz önce dediniz ki tartışılmadı, sorulmadı, bakın, konuşulmadı ama hocamın da iddiası var. Siz bu işin içindeydiniz. Biz bu siz işin, derken sendikal sendikal olarak mana olarak bakın. Şurasını değil, anlatmaya çalışıyorum. Ki biz bu işin içinde biz hiç yoktuk. Biz 18. Milli Eğitim Şurası'nda bir de var tabii ki onun başında. Zorunlu olmasını istediğimiz 1+4+4+4'tü ki bu kesinlikle insan ruhuna ve fiziki gelişimine uygundur. Bu 8 yıllık eğitim bu ülkede dayatıldığında o zaman da derslik yoktu. O zaman da sıkıntılar yoktu. Bir anda tüm idareciler boş duruma düştü. Öğretmenler ne yapacağını şaşırdı. Herkes şaşırdı. Tabii o zaman bu kadar medya gelişmiş değil. Sivil toplum kuruluşları özellikle bizim önümüz açık değil. Bizler 28 Şubat baskıcı rejimi içerisinde baskılanmış, ötelenmiş, örselenmiş ama halkın çok büyük bir kitlesinin duygularına hakim olan insanlarız. Mutlu bir azınlık taraftarı olan insanlar değiliz. O dönemleri hatırlarsak bakın 28 Şubat'ın dayatmasını uygulayanlar diyerek kendileri de uygulamadılar da bir kısım ben bu tabiri kullanmak istemem ama beşli çetelerle, çete tabirini kullanıyorum, bu işi uyguladılar, dayattılar. Mesela hocam? Siyasi hayatıma mal olsa da sivil toplum kuruluşları vardı. İsimleri malumdur. Malum, kullanmamı ben doğru bulmuyorum şu anda. Siyasi hayatıma mal olsa da bunu yapacağım. Bu ne biçim bir söylem? Kime karşı yapıyorsun? Halka rağmen yapıyorsun. Halk adına halka rağmen bunu yapamazsınız. Yani, bakın halk adına halka rağmen bir şeyleri yapamazsınız. Ne yanlış gidiyordu da siz bunu yaptınız o dönemde? Neler de vardı? Bunları sorgulamak gerekir. Niye böyle bir sistemin içerisine girdiniz? Ne oldu o dönemdeki 52 milyar dolar? Kimler hortumladı? 20 tane holding patronu. Büyük bir çoğunluğu medya patronu. Bakın işin içinde o kadar giriftler var ki bunları sorgulamaya kalkarsak biz burada bu programın içerisinden çıkamayız. Ama dediğim gibi şurada iki ayak eksik. Ben burada hükümet değilim. Muhakkak. Ben burada Milli Eğitim Bakanlığı da değilim. Muhakkak. Ben burada eğitim camiasındaki çalışanlar adına var olan 4+4+4 sistemini bu hükümete, bu iktidara tavsiye etmiş olan bir sendikayım. Evet.
Sayın Başkanım biraz önce dedi ki ruhuna değil şu anki dayatmacı bir şekilde gelişine karşıyız. Hı hı. Benim de karşı olduğum yerler var. Bizler 30 Eylül tarihi itibariyle bir kitap yayınladık. Yayınladığımız bir kitapta nelerin olması gerektiğini belirttik. Ben buna biraz önce basit bir tane örnek verdim. Bu basit örneklerden birisi neydi? Çocuklarımızın okuma alınış yaşlarıyla ilgili. Biz buna karşı çıktık. Bunu kabul etmedik. Ana sınıfları, ana okulları mutlak surette mecbur olmalı dedik. Ha, bizler şu anda yasalaşmış olan bu sistemin çözüm noktasındayız. Bunu yaptılar. Evet. Bize rağmen yaptılar. Size rağmen yaptılar. Ha, rağmenler kelimesi sanki karşı oluş gibi değil ama bu uygulandı. Arkadaş şu andan sonra biz şu andan itibaren bizler bu sistemin nasıl başarılı olabileceğini konuşmakla mükellefiz. Evet. Bakın 8 yıllık eğitim dönemine dönmek istemiyorum. Yani birden oldu. Yaptım oldu. Bitti. Mantık bu olmamalıydı yani. Halka rağmen yapılmadı. Ben fiziki yapı yetersizliklerini savunmuyorum. Ben burada kalkıp da yani kütüphaneler illa kapatılsın demiyorum. Bu bir süreçtir bakın. Nasıl bir süreç alacaktır? 4 yıllık bir süreci alacaktır. Bu 4 yıllık süreç içerisinde elbette bahsettiğimiz sıkıntılar olacaktır. Ama 4 yılın sonunda tekrar buraya bizi davet edin. Bizler burada olursak bir daha konuşalım. Doğumun sancılı olması gibi bir süreçtir bu. Zamanla da düzenli. Zamanla aşılacaktır. Zamanla aşılacaktır. Yeter ki anlamak ve uygulamaya geçmek lazım. Ha, mağduriyetler olmuştur, mutlaka olmuştur. Ben mağduriyetlerin olmadığını söylemek istemiyorum. Ama bu mağduriyetlerin müsebbibi benim gibi gösterilmesi, benim müntesibi olduğum Eğitimciler Birliği Sendikası'nın gösterilmesi çok yanlış. Bizi basından takip edecek olursanız, şimdi bizi basından takip edecek olursanız, basından takip edecek olursanız en son Sayın Basın Yayın Genel Sekreterimiz bir yani burada reklam olur diye ben isimleri kullanmıyorum. Bir gazeteye verdiği demeç benim şu an elimde. Gazeteye verdi bakın. Türkiye'de satılan bir gazete. Sistemin şu anki uygulama yanlışlıklarıyla ilgili durumu da belirttiği gibi ruhunu da anlattı. Biz konuşacaksak sistemin ruhuyla alakalı da konuşalım. Muhakkak onu yani yanlışları söyleyeyim. Burada konuşabiliriz, üretebiliriz. Siz benimle ilgili yani şu anda o kadar çok olumsuzluklar sayabilirsiniz ki. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Yasalaştı, kanunlaştı, geçti. Bir yerlere taş vuracaksak ki vuruyoruz. Beraber de vurduğumuz noktalar oluyor. Beraber de savunduğumuz noktalar oluyor. Muhakkak eksikliği hocam. Olan yerler var. Sistemin o muhataplarının da burada olması gerekirdi. Muhakkak hocam. Zaten yani kütüphaneleri kapatmak falan bunlar değil mesela. Bakın kütüphane kapanmaz. Olmaz böyle bir şey. İmkanımız olsun. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak biz Türkiye'de bir bundan 2 yıl önce bir kampanya yaptık. Dedik ki her ilde ihtiyacı olan bir okulumuza kütüphane kampanyası. Bunu biz yaptık. Ve 81 ilimizde ihtiyacı olan, en çok ihtiyacı olan belirlediğimiz bir okulumuza en az 1000 kitap olmak üzere kütüphane kurduk. Ben burada çözümden yana tavırlar geliştirilmesini istiyorum. Anladım. Yoksa vuruna balıya vuruna değil. Çok kolay. Anladım. Çok kolay ve şu ana kadar da bunu yapıyoruz. Biraz daha farklılaşması gerekir diye düşünüyorum. Hocam o zaman Ömer hocamla devam edelim. Hocam çocuk istismarının oluşacağını söylediniz. İddianız ne? Neler geliştirilebilir ya da nasıl? Önce birkaç cümle daha tabii söylemek istiyorum ben de. Yani burada işte inatla bu işin işte hazırlığının yapıldığı, bu işin süreci içerisinde aksaklıkların giderileceği söyleniyor. Ama biz bu işin hiçbir hazırlığının yapılmadığını, kervanın yolda düzülmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani eğitim öğretimiyle başlamış, yani program müfredat ortada değil. Ne okul aile birliklerinin yönetmeliği var ortalıkta, ne de daha okullar dağıtıldı, kitaplar dağıtıldı ama işte birinci sınıftaki eğitimin nasıl olacağı, Ömer ya hocam, da işte beşinci sınıftaki eğitimin nasıl olacağıyla yönelik elbette ki siyasi bu işi getiren bakanlığa soruyoruz. Mehmet hocam yani da aynısını söyledi biraz önce. Pilot bölgeler seçilmeliydi dedi. Aynı düşüncedesiniz. Yani elbette ki yani biz ben Mehmet hocam elbette ki biz iktidara söylüyoruz. Yani birey Mehmet hocama cevap vermek için değil buradaki. Muhakkak. Elbette ki bu tür eksiklerin yani bu tür çalışmaların hiç yapılmadığını söylüyoruz. Biz dedik ki işte çocuk işçiliğinin sömürüldüğünü söylüyoruz. Önceden işte İş yerleri %10'u kadar ya da işte %10'u kadar çalıştırabiliyordu. O sanat okullarından işte stajyer öğrenci alabiliyordu. %10'u kadar. Bu sınırlama kaldırılmıştır. Ayrıca 14 yaştan 11 yaşa düşürülmüştür.
bu stajyerlik durumu ve küçük yaşlarda çocukların sömürülmeye, iş gücünün sömürüldüğünü burada görüyoruz. İşte çocuk gelinlerin yaygınlaşacağını söyledik. Gerçekten bu ülkede zaten yaşanan bir sorundur bu çocuk gelinler sorunu. Bunun giderek yaygınlaşacağını söylüyoruz. Bunun dışında işte bakın bu ülkede mesela öğretmenlerin yaşadığı somut sorundan bir tanesi eş durumu tayinlerin yılda bir kereye düşürülmesi gerçekten bizim şiddetle karşı çıktığımız bir sıkıntıydı. Muş sanıyorum son dönemde bakanlığın Muş'a gönderdiği bir yazıda işte telefonla. Evet telefonla telefonda memur olun, memuriyete geçin. Eş durumu tayinlerinizi yapalım. Bu gerçekten doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlik başlı başına bir eğitim gerektiren bir meslek grubudur. Evet. Gerçekten burada bu şekilde öğretmenlere dayatmaların yapılması çok doğru bir yaklaşım değildir. Evet. İşte somut örnekleri vardı sınıfların kalabalıkla. İstanbul'da odunluklar sınıflara dönüştürülmüş. 40 kişilik sınıflar 80 kişiye çıkmıştır. Gerçekten bu tür somut sorunları bugün yaşamaya devam ediyor. Bu sorunlarda 4 yılda çözülecek sorunlar değildir. Gerçekten iktidar ideolojik olarak yaklaştığı için siyasal olarak yaklaştığı bu sistemi dayatmaya çalışmıştır. Dediğim gibi yani hiç kimse hiçbir akademik kurul 60 aylık çocuğun ilk öğretime başlanmasını doğru bulmamıştır. Bugün bunu açıklayan bir akademik kurul varsa ya da üniversitenin bir raporu bir çalışması varsa bunu ister bakanlıktan bir görevli söylesin ya da hocam eğitim bilsen başkanı böyle bir çalışmanın olduğunu söylesin. Ben bugüne kadar böyle bir çalışmanın akademik çalışmanın olduğunu görmedim ve halen iddia ediyorum 60 aylık çocukları 40 dakika aynı sınıfta tutmak mümkün değil. Ayrıca işte dedik ki 2 yaş farkı oluşmuştur. Bazı öğrenciler ana sınıfından gelmiştir bu çocuklar. Ana sınıf eğitimi aldıkları için bir kısım öğrenciler ana sınıf eğitimi almamıştır. Bunlara öğretmen hangisine ne dikkate alarak eğitim yapacaktır burada? Gerçekten öğretmenin burada başarılı olması mümkün değildir. Yani ana sınıfını okumadan gelenleri dikkate alsa ana sınıfındaki diğer öğrenci mağdur olacak. Diğerine dikkate alsa öbürü mağdur olacak. Gerçekten burada sıkıntılı bir süreç var. Bir de işte ana sınıfların zorunlu olmaktan çıkarılması da gerçekten çok doğru değildir. Dünyanın bütün çağdaş ülkelerinde ana sınıfları zorunlu hale getiriyor. Hocam da bunu zaten teklifleri olduğunu söyledi. Baştan, son derece doğru buluyorum. Gerçekten ana sınıfı da mutlaka zorunlu olmalıydı. Bunun kaldırılması zaten yüksek puanlarla ana sınıf öğretmenliğine giden arkadaşlarımız da zaten mağdur edecektir. Artık ana sınıf öğretmenlik uzun süre atanmayacaktır. Çok yüksek puanları belki hukuk fakültesi tutmasına rağmen öğrenciler ana sınıf öğretmenini tercih etmişlerdir. Evet. Onlar bugün atanamayacaktır. Gerçekten bu tür öğretmenlerde mağduriyetler oluşacaktır. Valla bu mağduriyetlerde kısa süre içerisinde maalesef giderilemeyecektir. Hocam reklama gideceğiz ancak bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz de muhakkak şunu düşünecektir. Tamam, öğretmen açısından sıkıntılı, sınıf açısından sıkıntılı. Bazı öğrencilerimiz var 7'de derse başlıyor. Sıkıntılı. Tamam da hocam biz ne yapalım dediklerini duyar gibiyim ekran başından. Bence bunun çözüme kavuşturulması açısından neler önerilebilir? İsterseniz bunları da konuşalım ki bizi izleyen yetkililer muhakkak programımızın çok izlenildiğini ben biliyorum. Bu noktada bir rapor hazırlayıp kendilerine Milli Eğitim Bakanlığı'na, bürokratlara sundukları zaman ya sıkıntılar eğitimciler televizyonlarda, bölgesel kanallarda çıkıp bunları söylüyorlar. Bu noktada düzeltilebilir mi? Den yola çıkarak belki bir takım değişiklikler olabilir. Ben çok iyi biliyorum. Öğrenci velilerimizin gerçekten kafası çok karışık. Kesinlikle. Kim ne yapacağını bilmiyorum. Özellikle yeni okula başlayan öğrencilerimizin sanırım Nisan ayına kadar, yanlışım varsa düzeltin hocam, Nisan ayına kadar oyun oynayacakları, ders yapmayacakları gibi bir şey söz konusu. O zaman müfredat, niye değiştirdik bunu? Müfredat yok ortada. Kısa bir reklam arasına gidelim, sonra buradan devam edelim. Yani çözüm noktasında neler yapılabilir? Mehmet hocamın söylediği gibi oraya gidelim. Sevgili izleyiciler, geniş açıda eğitimi konuşuyoruz. Sayın Mehmet Karaçalı dedi ki bu sistem çıkmıştır, yasalaşmıştır. Bundan sonra nasıl güzelleştirebiliriz? İşte onları konuşacağız. Kısa bir reklam arası.
Eskişehir ve bölgenin gündemindeki önemli gelişmeler, Muharrem Esenli Pembe Koç analizleriyle gündem Eskişehir'de yorumlanıyor. Gündemin en önemli başlıkları sizler için masaya yatırılıyor. Siyasetten ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok konu bölge insanının hassasiyetini ortaya koyan bir bakış açısıyla gündeme ağırlığını koyuyor. Kaç beden giyer, seversen yanılmadan, korkmadan, korunmadan, döktüğün o yaşsa da ah olmaz. Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Söylesene sevgilim, aşk kaç beden giyer. Bu dizi sadece D-Smart'ta var. Dünya markası olan şirketler grubumuz 72 yıldır ileri madencilik ve doğal taş işlemecilik teknolojilerini kullanıyor. Alimoğlu Grup kalitesi tescillenmiş ürünlerini ve eşsiz Anatolia Porcistan koleksiyonunu mimarların ve inşaat sektörünün güncel trend ve ihtiyaçlarını dünya ülkelerine kesintisiz bir şekilde sunmaktadır. Alimoğlu Grup Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip örnek bir işletme olarak da artan başarısını ve geleceğe doğru ilerleyişini emin adımlarla sürdürmektedir. TV mobil uygulamasıyla Kanal 3 kesintisiz yayınla daima yanınızda. iPad ve iPhone'dan BlackBerry'e, Android'den Nokia telefonlara kadar artık sevdiğiniz programlardan haberlere, belgesellerden dizilere kadar Kanal 3'teki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca mobil uygulamalardan bulunan Kanal 3 Facebook ve Twitter sayfalarını da ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Şehrin gürültüsünden sıkılanlar, yeşilin kucağında, sevdiklerinizle birlikte enfes bir ziyafete ne dersiniz? Birbirinden leziz meze ve et çeşitleriyle denizin ve Eğirdir Gölü'nün en taze balıkları Güllü Restoran'ın eşsiz sunumlarıyla sofranıza geliyor. Güler yüzlü ve tecrübeli personel eşliğinde havuz başında doyumsuz bir keyif için adres Güllü Restoran. Yalvaç yolu üzeri, çaylak mevki, Büyük Kabaca kasabası Senirken. Telefon 0532 158 98 99. Şahmer Yapı'dan yeni bir proje daha. Erkmen Prestij Konakları. Fiziki altyapısıyla en küçük detaylar bile gözden kaçırılmadan hazırlanan projesiyle, mimari dizayn ve farklı tasarımıyla yaşamınızı çok kolay ve konforlu hale getirir. 24 saat devrede kalan güvenlik ve kamera sistemi. Kapalı otopark, siteye güvenlik kontrollü tek giriş ve çıkış, geniş yeşil alanlar, spor merkezleri, havuz, oyun ve dinlenme alanları, 4 mevsim kullanmaya yönelik multi klima sistemleri, Türk hamamı ve sauna keyfi, yapılanmada doğal taşın zarafeti, kullandığımız ürünlerde TSE ve CE uygunluğu ve daha sayamadığımız birçok detaylar. Hayalimizdeki yaşam, Erkmen Prestij Konakları. ISO 9001, 2008 TSE ve CE belgeli cisim kazan makinede imalatı yapılan ürünler içinde yarım silindirik ve paket kat kalorifer kazanı, sıcak su boiler imalatı, doğal gaz dönüşüm sistemleri yanında yerden ısıtma, mobil sistem, ayrıca airfer klima kombi ve radyatör satışları yapılmaktadır. Cisim kazan makina, makina mühendisi Emre Çoban, Gazlı Göl Caddesi, Kasımpaşa İlköğretim Okulu karşısı. Beklenen an geldi. Söz Kimya fabrikadan halka satış mağazasını açtı. Şimdi Termo Sözex endüstriyel ve evsel temizlik ürünleriyle evleriniz ve işyerleriniz uygun fiyatlarla artık hem daha temiz hem de daha kolay işleriniz. Avcı Temizlik Toptan Perakende Satış Şubesi, Milli Birlik Caddesi Mecidiye Mahallesi numara 72 Taksim B Afyonkarahisar. Araçlarda kara kutu devri başlıyor. Road Eagle araç içi kamera uygulamasıyla kaza öncesi, kaza anı ve kaza nedeni artık kayıt altında. GPS ve kaza sensörü özelliğiyle araçlarınızın nasıl kullanıldığını ve şoförlerinizin sürüş alışkanlıklarını rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Nova araç takip ve filo yönetim sistemleri. Sağlık, şifa ve huzur arayanlar. Gazlı Göl'ün eşsiz termal suları Özdemir Termal sıcak atmosferinde sizlerle buluştu. Evinizin konforunda tüm rahatsızlıklarınızdan kurtulacağınız,
Havuzlu, mutfaklı ferah odalar, ailenizle birlikte tatil keyfini yaşarken %30 kış indiriminden de yararlanın diye Özdemir Termal her iki oteliyle yaz-kış hizmetinizde. Eskişehir ve bölgesinde kültür sanat kapsamında gerçekleşen etkinlikleri ve sanata dair insan hikayelerini merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Tiyatro, müzik, sinema, cam, seramik, resim ve sanata dair pek çok alan. Pembe Koç sunumuyla Eskişehir Life programında. Gündemde ve güncelde ne varsa enine boyuna tartışan program 3. Boyut bu hafta ekranlarınıza Uşak'tan sesleniyor. Saadettin Ulusoy soruyor, Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan cevaplıyor ve Uşak temsilcisi Ertunç Öztürk soru ve yorumlarıyla eşlik ediyor. Planlar, projeler, yapılanlar ve yapılacak olanlar ışığında Uşak Belediyesi'nin dünü, bugünü ve yarını mercek altına alınıyor. 3. Boyut pazartesi 20.30'da Uşak'tan canlı yayınla Kanal 3 ekranlarında. Rengarenk bir sabahla başlamaya hazır mısınız? Gündemdeki en sıcak gelişmeler, gazete manşetleri, köşe yazıları, hava ve yol durumları, ekonomi piyasaları, bölge temsilcileriyle canlı telefon bağlantıları ve uzman konuk yorumları. Hepsi ve daha fazlası için Deniz Elvazoğlu'yla Kanal 3'te sabaha davetlisiniz. Biraz tatlı, biraz acı, bazen ocakta, bazen fırında. Anadolu'nun dillere destan yöresel yemekleri, damağınıza hitap eden tatlarıyla bu programda. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Eğitimcilerimizle birlikteyiz. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini konuşuyoruz. Sayın Mehmet Hocam'la, Mehmet Karabekir'le, Kütahya Türk Eğitim Sen Hocam, özür dilerim bazen soy isimleri karıştırabilirim. Aynen, Karaçalık, Karabekir, ne güzel, aynı zamanda iki tarafta eğitimci, işin güzel tarafı da bu. Hocam, çocuk istismarından, daha doğrusu öğrenci istismarından başladı Ömer Hocam. Fiziki şartları bir kenara bıraktık. Söylediğim gibi öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, herkesin kafası karışık. Ne yapmak lazım? Şimdi şöyle başlayayım. Birinci etapta fazla, ikinci bölümde fazla konuşma şansım olmadı benim. Buyurun hocam. Biraz da Sayın Başkanımın söylediklerinden hareketle devam edin ben cümlelerime. Dayatma denildi. 28 Şubat süreci içerisinde
8 yıllık kesintisiz eğitimin de bir dayatma olduğunu ifade etti. Bir kimseye sorulmadığından bahsetti. Doğru. Bu tamamen doğru. Fakat geliyoruz 4+4+4'te de öğretmene sorulmadı. İdareciye sorulmadı. Müfettişe sorulmadı. Veliye sorulmadı. Halka sorulmadı. Bu hafta sonu bitecek bu işlerin de o hafta sonu da bitirildi ve 4+4 ile yüz yüze geldik. İkinci konu sayın başkan. Mecliste tartışılmadı. Tartışılmadı tabii. Yani hiç kimse hiçbir platformda tartışılmadan yapıldı, geçildi. Kimin mimarı olduğu belli olan bir proje dayatıldı bu topluma. Yani o 8 yıllık kesintisiz eğitimden eksiği yok, fazlası var. Evet. Fazlası var. Şimdi bizim de bu konuda dedi fikirlerimize danışılmadı. Bizim de bu konuda mağduruz dedi. Halbuki Eğitim Bir Sen Genel Başkanı bizzat Hatay'da yanılmıyorsam bir miting yapıldı bu referandum süreci içerisinde ki bu 4+4+'ın esas nüvesi de o referandumun içerisinde var. Biz o zaman da çekincelerimizi söylemiştik. Nikahımda bile bu kadar iştahla evet demedim dedi. Bunu bizim sayın genel başkanımız ifade etmemiştir. Hatay 4 yol şubemizin kendi teveccühüdür. Sadece bir ilçemizin teveccühüdür. Vallahi bilmiyoruz. Biz genel başkan olarak biliyoruz. İnşallah öyledir. Duyuyorsunuz ama ben gerçeğini söylüyorum değil. Şu anda. Genel başkanım bize ağzından çıktı. Hayır. İkinci bir konu da bakın, benim anlamadığım bir şey var. Özür diliyorum. Bu ifadeyi Türk Eğitim Sen olarak takip ediyoruz biz. Eğitim Bir Senli arkadaşlarımızda son zamanlarda büyük bir stratejik değişiklik var. Evet. Daha önce hükümetin her dediğine evet diyen, daha hükümet evet demeden olaylara sahip çıkan, daha hükümete projeler sunduğunu iddia eden, hükümete bazı şeyleri yaptırdığını iddia eden Eğitim Bir Sen, bakıyoruz son zamanlarda ne hikmetse, herhalde ben diyorum ki tabandan gelen zorlamayla, eğitimcilerin vermiş olduğu refleksle, reaksiyonla evet, bir U dönüşü yaptı. Şu anda benim söylemlerime yakın, Eğitim Sen'in arkadaşlarımın söylemlerine yakın söylemler geliştirmeye başladılar. Tabii kamuoyu bunu da takip ediyor. Şimdi gelelim 4+4+4'ün öğrenci açısından, veli açısından sıkıntısına. Bakın, biz okul öncesi eğitimi ortadan kaldırarak Türkiye'ye büyük bir darbe vurduk. Milli eğitime büyük bir darbe vurduk. Referans gösterdiğimiz ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, yanılmıyorsam Hollanda'da okul öncesi eğitim 3 yaşında başlar. Evet. 3 yaşında başlar ve 5 yaşında da ilkokula başlar. Fakat Hollanda'da 3 yaşında çocuk okula başladığı zaman çocuk geleceğe hazırlanır. Şimdi bizim Milli Eğitim Bakanlığımız okul öncesini iptal etti, ortadan kaldırdı. Bir defa okul öncesi öğretmen arkadaşlarımız perma perişan şu anda. Ne yapacaklarını bilmez durumdalar. Sınıf öğretmenliği mi yapacaklar, ne yapacaklar? Onların aldıkları pedagojik formasyon farklı, aldıkları eğitim farklı. İkincisi, bu sene eğitim fakültelerinde okul öncesi eğitimi tercih edenlerin sayısı dibe vurdu. Neden? İstikbalde okul öncesi eğitim yok. Üçüncüsü, şimdi Sayın Bakanımız diyor ki biz işte sizin ifade ettiğiniz gibi Nisan'a kadar çocuklara oyun öğreteceğiz. Ya Allah'tan korkun. Bir nesil Ali at, Ahmet tut, yat Ali yatla geçti. Şimdi bir nesil de oyunla mı geçecek yani? Yazık değil mi bu çocuklara ya? İşi gücü bırakıp oyun mu öğreteceğiz bu çocuklara? O zaman Ömer Hocam'ın dediği mi doğru? Yani müfredat yok şu müfredat an. Müfredat yok. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim ben size. İlköğretim Kurumları Yönetmenliği bu haliyle yamalı bohça bir defa. Acilen okullara yönetmenlikler, ilkokul yönetmenliği ve ortaokul yönetmenliği acilen hazırlanmalı. Bakın bütçe... İlkokulun bütçesi ortak. Ortaokulla aynı okuldalar. Okul aile birliği aynı. Ne yaptıkları belli değil. Şimdi aynı okulun bahçesindeler. Biri 5 yaşında çocuk, birisi 8. sınıfa gitmeye çalışan çocuk aynı okulun bahçesinde aynı tuvaleti kullanıyor, aynı lavaboyu kullanıyor. Aynı kantinden alışveriş yapılıyor. İlköğretim kurumları standartları oluşturuldu. Bunlar resetlendi şu anda. Stratejik planlar çöpe atıldı. 8 yıllığa göre hazırlanan stratejik planlar çöpe atıldı. Bunun dışında okuldaki kurul ve komisyonlar farklı olması gerekirken öğretmenlerin ne yapacağı belli değil. Öğretmenin ne yapacağı belli olmayan bir ortamda öğrenci velisi çocuğunu kime güvenerek ne yapılacağını bilmediği bir ortamda nasıl okula gönderecek? Şimdi 5 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki çocuk düşünün aynı okulda. Basına yansıyor işte.
şiddetler, çocuklara yönelik şiddetler. Her ne kadar fiziki şartlar ayrı olması değil, mümkün değil tabii şimdi. Şimdi öğrenci velilerin kafası karışmış, hangi okula çocuklarını göndereceklerini bilmiyorlar. Okulların öğrenci alacağı alanlar, eğitim bölgeleri farklı. Az önce başkanlarım da ifade ettiği gibi A bölgesinden alacak öğrenci B bölgesine kaymış. B bölgesine gidecek öğrencinin okulu A bölgesine gitmiş. İnsanların hayatı alt üst olmuş bir vaziyette. Taşıma merkezleri değişmiş. Öğretmenlerin nasıl nöbet tutacakları belli değil. Bir sürü belirsizlik var. Yani bu Türk milleti bu kadar çok belirsizliğin içerisinde öğrencilerin ve velilerin de ne yapacağı haliyle. Şimdi ben acıyorum bakın. Ben öğrenci velisini acıyorum. Türk milletinin kaderi mi kardeşim? Yani Türk milletinin geleceği, çoluğu, çocuğu, istikbali deneme tahtası mı? Yani bir yanlış bir yanlışla örtülemez. 8 yıllık kesintisiz eğitimle bu ülke bir yanlışı yaşadı mı? Yaşadı. Evet. Yaşadı mı başkanım? Evet. Yaşadı. Peki niye 4+4 ile ikinci bir yanlış yaşansın? Yaşatılsın bu topluma? Hocam bunda özellikle o dönemde şu söylendi. İmam hatiplerin orta kısmını açabilmek için bu sistem getiriliyor. Değil. Burada bakın yanlış düşünülüyor. Bakın Türk Eğitim Sen olarak biz 1 artı... Hatta bunu Ömer Hocam da çok iddia et. Bakın 1 artı 5 artı 3 artı 4 olarak önerdik. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olarak önerdik. Bakın samimiyetimle söylüyorum. 8 yıllık kesintisiz eğitimi savunduğum için değil. Bu 8 yıllık kesintisiz eğitimin içinde daha çözülebilirdi. 4. sınıftan itibaren böl. Pardon düzeltiyorum. 5. sınıftan itibaren böl 3 yılını ortaokul yap. Kim ne diyebilir size? Bağımsız ortaokullar kur. Sistemi bozmadan kim ne diyebilir size? Yapılmadı. 4. sınıftan itibaren Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak koy. Hocam şunu mu anlıyorum? Bu işin başında olanlar bu işi bilmiyor mu? Kesinlikle bilmiyor. Ben iddia ediyorum. Bakan da dahil olmak üzere bu işi bilmiyor. Bizim eğitim camiasının özür diliyorum en büyük eksikliği, en büyük handikabı son 10 yıl özellikle dahil olmak üzere geçmiş de bunun içerisinde milli eğitim kökenli, öğretmen kökenli bir bakanımız maalesef olmadı. İki kişi oldu. İki kişi oldu. Onun dışında bizim öğretmen kökenli bakanımız olmadı. Yani öğretmenin sıkıntılarını, sorunlarını bilen, öğretmenle hemhal olan, öğretmenin dertlerinden bir haber olmayan bir eğitim bakanına biz maalesef çalışamadık. Bakın düşünün bir bakan düşünün, özür diliyorum. Buyurun hocam. Öğretmenin maaşını bilmiyor. Bir bakan düşünün öğretmenin çalışma saatlerini bilmiyor. Bir aynı şekilde üzülerek ifade ediyorum. Öğretmene hakaret üzerine hakaret, yani Cumhuriyet tarihinde son 10 yıldır görmediği hakareti gördü bu eğitim camiası. Ve buna üzülerek ifade ediyorum, Sayın Başbakanımız da alet edildi. Bu olmamalı. Evet. Eğitim camiası bu memleketin aynasıdır. Evet muhakkak hocam. Aynasıdır. Ömer hocamla devam edelim müsaadenizle. Hocam Sayın Mehmet hocamdan anladığım şu. Eğer öğretmenin durumunu düzeltmezseniz, öğretmenin fiziki şartlarını, maddi durumunu, yani ekonomik durumunu düzeltmezseniz eğitimi düzeltemezsiniz. Elbette katılıyoruz. Yani öğretmenin hem çalışma koşullarını esnek, güvencesiz çalışma yaşamlarını dayatmadan, yani onun gelecek kaygısı olmadan çalışabileceği ortamı yaratmadığınız sürece, yani eğitimin bir temel öznesi yapmadığınız sürece öğretmeni elbette ki eğitimin sorunlarını tabii ki çözemezsiniz. Tabii ki eğitim öğrenci merkezi de olmalıdır. Öğrenciler tabii ki sınıfta daha aktif hale getirilmelidir. Ama siz getirdiğiniz sistemde öğretmeni ikinci plana itiyorsanız, burada eğitimdeki sorunları, yaşanan sorunları çözmeniz mümkün değil. Gerçekten biz dün de söyledik. Gerçekten böyle bir Milli Eğitim Bakanı tarafından yönetilmekten biz utanç duyuyoruz. Başkanımın dediği gibi, yani bu ülkede ne öğretmenlerin çalışma saatlerini biliyor ne de maaşlarını bilmeyen bir bakan tarafından yönetiliyoruz. Böyle bir bakanın da elbette ki bu eğitimin sorunlarını çözeceğini asla inanmıyoruz. Biz eğitim sen olarak gerçekten dün ne söylemişsek bugün de bunlar tek tek çıkıyor. Bunu da aynısını söylüyoruz. Asla değişmedik. Hocam, asla sapma yaşamadık. Çözüm ne? Yani çözüm, ne yapacağız bundan sonra? Burada, çocukları okula göndermeyelim ya diye. Biz şunu söylüyor. Biz 72 aylıktan önceki çocukları sendik olarak okula göndermeyin dedik. Bunun temel verilerini, pedagojik verilerini de söyledik. Bunun her türlü destekçisi olacağını bakanlık dedi ki biz bunlara işte ceza yazarız. Paracası. Biz bunun olamayacağını söyledik. Pedagojik olarak bunun yanlış olduğunu velilere açıkladık. Ve bunun bugün de arkasındayız. Eğitim sen olarak 72 aydan önceki çocukların ilk öğretime gönderilmemesini velilere önerdik bizler. Ama bu maalesef. Elbette ki bir kısım illerde ya da şeylerde
Elbette ki buna uyuldu. Ama uyulmayan elbette ki gönderen velilerde tabii ki var. 60 aylıktan hatta 60 aylık çocukların da özellikle kırsal kesimlerde 60 aylık çocukların biz okullara gönderildiğini, daha çok bilinçli olan ailelerin yaptığımız araştırmada da, eğitim senin yaptığı araştırmada da bu ortaya çıkmıştır. Zaten bilinçli ailelerin daha çok 72 aylıktan önceki çocukları okullara göndermediklerini biz görüyoruz. Hocam ben şunu da o dönem çok siz değerli hocalarımızla tartışırken şu da geldi benim aklıma. Genellikle tıpkı referandumda olduğu gibi, tabii bunun sizinle alakası yok ama ben böyle kendi izlenimimden bahsetmek istiyorum. İşte iki tane zehirli madde var, diğeri elma şekeriyle üzeri kapatılmış denildi. Bunda da hep şu çıktı ortaya. Efendim imam hatiplerin orta kısmını açabilmek için özellikle böyle bir sistem uygulanmaya çalışılıyor denildi. Bence burada öğrenci velisi ve öğrenciler unutuldu. Sürekli imam hatiplerin üzerinden tartışma yürüdü gibi geliyor. Yani tabii velilerin dini duyguları burada elbette ki kullanıldı. Biz insanların, öğrencilerin dinini öğrenmesine asla karşı değiliz. Muhakkak. Seçmeli ders koyarak elbette ki onların dinini öğrenmesi sağlanabilir. Ama burada öyle bir sistem getirildi ki seçmeli paketlere bakalım. Bu okullar bu seçmeli paketlere uygun mu? Öğrenci işte beden eğitimi şeyini seçebilir mi? Resim bölümünü alanını, resim alanını seçebilir mi? Ya da yabancı dil alanını seçilebilir mi? Afyon'da görüyoruz bugün paketlerde, bu seçmeli derslerdeki sunulan paketlerde. İşte şunda öğretmenimiz yok, bunu seçemezsin. Şunda öğretmenim, atıyorum 24-25 tane seçebileceği ders varken öğrencinin önüne 4-5 tane, 6 tane seçenek sunuluyor. Yani bu mudur sistem, bu mudur doğru olan, bu mudur yani öğrencilerin önüne sunulan seçenekler? Elbette ki doğru. Biz burada okuldaki eğitimin içinin boşaltılmaya çalışıldığını görüyoruz. Söylüyoruz inatla. Burada temel yatan gerekçelerden bir tanesi de okulların içini boşaltmak ve özelleştirmenin önünü açmaktır. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ya da Bakanlığı 10 yıldır 2010'da, 2009'da bunu çok iyi yapmıştır. Hastanelerdeki işte hizmeti gerçekten çok kötü duruma getirerek hastaları mağdur etmiştir. Burada da bu sistemde öğrencileri ve velileri mağdur edecektir ve o devlet okullarını işlemez duruma sokacaktır. Kötü durumda gösterecek ve bunu ileride satacaktır hükümetin. Bakan Ömer Dinçer'in zihniyetin şeyinden birisi de, görevinden birisi de budur. Yani özel görevle getirilmiştir bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bu bakan. Bunu inatla söylüyoruz. Evet. Gerçekten özel görevle getirilmiştir. Milli Eğitim'deki dediğimiz gibi özelleştirmenin önünü açmak için getirildiğini inatla söylüyoruz biz. Biz bu ülkede bilimsel, laik, demokratik, çağdaş eğitimi inadına savunuyoruz. Buraya getirdiğimiz bu ülkede siz işte derseniz ki ikili eğitimi, yani önceki sistemde 8 yıllık eğitimden elbette ki sıkıntıları var. Bunları söylemiyorum. Ama bugünkü dayatılan sistemden kesinlikle çok daha iyi olduğunu sayısal verilerle, burada sayısal veriler isterseniz söyleyebiliriz. Yani kız çocuklarında okullar, çocukların ne kadar arttığını ya da ilk öğretimdeki okullaşma oranının ne kadar arttığını, ortaokuldaki okullaşma oranının ne kadar arttığını somut delilleriyle bunu söyleyebiliriz. Evet. Elbette ki eğitimdeki kaliteyi yükseltmek için mutlaka ikili eğitimden vazgeçilmeli. İşte benim kendi mesela kendi köyümden örnek vereyim. 20 civarında öğrencisi olan bir köy ve kapalıydı daha önce. Şimdi bugün açılmaya çalışılıyor. Tadilat devam ediyor. Bir tane öğretmen veriliyor. Bakın 5 sınıfın bir arada olacağı ya da 4 sınıfın bir arada olacağı bir okula hiçbir veli öğrencisini göndermeyecektir. Evet. Hocam burada size de gelen bir mesaj var. Bir sen dışındaki sendikalara üye idareciler provokatör ya da en hafif tabirle anlayamamış olarak hedef gösterildi. Yarın farklı sendikalardaki müdürlere soruşturma açılırsa sorumlusu bir sen başkanıdır demiş. Hocam devam edelim. Evet. Biraz önce Mehmet Bey dedi ki öğretmen kökenli bir bakanımız olmadığından dolayı bu sıkıntılar meydana geliyor. Ayrıca Ömer Hocam'ın da bir iddiası var. Okulların içi boşaltılmaya çalışılıyor ve eğitim özelleştirilmek için bu yapılıyor dedi. Katılıyor musunuz hocam düşüncelere? Şimdi tekrar edeceğim.
burada paydaşlar eksik. Muhakkak eksik hocam. Sadece düşüncelere katılıp katılmadığınızı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yalnız arkadaşlarım ben sözünü kesmedim. Ben de sizin sözünüzü kesmeyin de bir tespitte bulunayım. Siz şu anda aslında başından beri desteklediğiniz bir projenin savunucusu durumundasınız. Dün yanlış diye biz bu projeye yanlış diye bağırdığımız zaman siz bizi provokatörlükle suçladınız. Ne zaman bağırdınız? Her zaman bağırdık. 4 18. artı... 18. Milli Eğitim Şurası'nda niye sesiniz çıkmadı? Neden çıkmadı? Neden o salonda bizim sesimiz çıktı. Andımız okutulmasın denildiğinde sesimiz çıktı bizim. Bas bas bağırdık biz orada ve geriye çektirdik. 4 artı 4 artı 4 de bakın 18. Eğitim Şurası'nda siz kapalı sadece, kapılar ardında bu eğitim, işin mimarlığını yaptınız. Bakın burada doğruyu onun için, konuşalım. Onun için bakın bunu savunmama gibi bir durumumuz yok. Sesimizi çıkardık ve soruşturmada... Bunu savunmak zorundasınız çünkü bu sizin eseriniz. Hocam, o savunmuyorsanız illa siyaset yapıyorsunuz. O zaman Mehmet Bey bırakalım şirin gözükülmeye de mi çalışılıyor? Bunu da soralım evet. İsterseniz. Keşke sadece burada hocam, şey olsaydı. Hocam muhakkak bir yani kere... süre sınırı olsaydı. Hocam süre sınırı olduğu zaman ulusa sesleniş gibi keşke bizlere şu kadar süre deseydiniz. Hocam muhakkak siz kendinizi anlatabildiğiniz kadar süre sizin buyurun. 18. Milli Eğitim Şurası'nda bizim 1 artı 4. Artı 4 sistemini savunduğumuz zaman Eğitim İş Genel Başkanı sesini çıkarmıştır. Neyse. Ben çok fazla oraya konuşmak istemiyorum. Bir de şuraya gelelim. Ya programımızın başından beri 60, bakın benim önerdiğim bir durum değil. 60-66 aylıkların karşıyım değil. Biz bir üst limit önerdik ama 60 aylık kaç tane gönderilmiş ona bir bakmak lazım. Burada zorunlu olan 66 aylıktan itibarendir. O da 30 Eylül tarihi itibariyledir. Daha önceki sistemde 72 aylıklar 31 Aralık tarihi itibariyleydi. Burada bir 3 aylık öne çekme var. Yani çok fazla bir bardak suda fırtına koparmayalım. Yeni gelen 1. sınıf sistemine bakacak olursak zaten okuma yazma öğretiminde 1. dönemde E ve A harflerinin verilip 2. döneme sarktığını da görüyoruz. Şuraya katılıyorum bakın. Bu sistemin eksiklikleri üzerine konuşacak olursak hemhaliz. Ama baştan beri benim üzerimden iktidar yanlısı. Bakın. Karşımızda bir iktidar var. Kabul etsek de etmesek de. Bunun adı AK Parti hükümeti. Bizim karşımızda olur. Yarın bir başka olur. Bakın, yarın bir başka iktidar olur. Ben hizmetlisinden, memurundan, şefinden, öğretmeninden, okul idaresinden tüm birimleriyle, hepsiyle eğitim çalışanlarının yanında olan bir sendikayım. İktidarın adı yarın bir farklı olur. Doğrusunu varsa savunurum. Ama benimle görüşleri uymuyor diye de yaptığı doğruların karşısında durup da böyle bas bas bağırma. Doğrularını konuşuyorum. Ben madem iktidar sendikasının, iktidarın tarafında olarak beni nitelendiriyorsunuz. Baştan beri eksiklikler üzerinde hemfikiriz. Bunu siz söylüyorsunuz. Ayrıca öğretmenlerimiz başarılı olacaktır. Evet şu anda yani 3 aylık bir geri çekiş, 3 aylık bir durumda bir bardak suda sabahtan programın başından beri fırtınalar koparıyoruz. Evet. Çok da gerek yok. Ayrıca yapılan yanlışlıklardan birisi de denildiği gibi doğrudur. Ana sınıfı gören ve görmeyen hocam, çocuklar. Bir yıl başınca. Hocam sözünüzü kesmeyeceğim. Kesmek de pek işime gelmiyor. Abdullah Bey buraya çıktığı zaman. Bakın Abdullah Bey yok burada. Hayır bakın. Evet. Burada Abdullah Bey yok. Mağdur edilmeyecek. Burada Mehmet Karaçallık var. İstersen de hijyenine şeyi bakın, dersin. Bakın. Yayında getirip hocam bakın. Abdullah Bey'i daha sonra konuk edelim. Bakın ben bir şey daha söyleyeyim. Ömer Bey. Bakın ben 30 Eylül itibariyle 4 artı 4 artı 4 yeni eğitim sistemi ne getiriyor, neler olmalı başlıklı bir kitabımızdan bahsettim. Ve bakanlığın bizim uygulamalarımız doğrultusunda hareket etmediğini de belirttim. Ama kanun çıktı, yapıcı olalım diyorum. Eleştirebiliriz, istediğimiz kadar vurabiliriz. Sayın Başkanım, yapıcı olalım bakın, arkadaşlar. Şimdi bakın, siz, 4 artı 4 artı 4 sisteminin siz Milli Eğitim Şurası'nda biz savunurken... Bakın, 5 yanlış yanlış insanlara. Ne bileyim yani. Siz dün bu sistem yanlış diye bağıranları müfteri olarak ilan ettiniz. Bu sistemin yanlışlıkları var diyen sendikaları müfteri olarak ilan ettiniz. Bakın, provokasyon olarak ilan ettiniz. Arkadaşlar şimdi ben devam edeyim. Şimdi diyorsunuz ki yanlışları konuşmayalım diyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben devam edeyim. O zaman eski yanlışları da konuşmayın. Arkadaşlar. 8 yıl kesin eğitimi niye şey yaptınız? Bakın. Sonra kaç bardak su olmalı ki fırtına koparmalıyız arkadaşlar, biz? Bakın, hocam bakın. Size muhakkak süre vereceğim merak etmeyin. Sizden bakın sizin genel başkanı da genel merkezinizin yazdığı yazı. İşte öğretmenler mağdur edilmeyecek demişsiniz. Bugün öğretmenler mağdur mu değil mi bunu konuşalım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı mıyım? Sizin genel başkanınız, benim sizin genel başkanınız diyorum. Sistemi hocam, Milli Eğitim Sayın Başkanım, Bakanlığı'nın bakın sizin genel başkanınız zoomlasın kamera lütfen. Evet. Zoomlasın. Bu sizin genel merkezinizin ve genel başkanınızın sözü. Maddeler yaptığınız açıklamalar bunlar. Öğretmen demişsiniz norm fazlası olmayacak.
Herkes bozguncu ilan edildi o zaman. Merkez o zaman sizi de mi kandırdılar? Yani bu kadar can ciğer olduğunuz insanlar sizi de mi kandırdı hocam? Yapmayın Allah aşkına. Evet. Doğruları söyleyeceğiz bakın, burada. Hala daha doğrular yani abi, doğruları şey bakın doğruları konuşuyoruz. Doğruları konuşuyoruz. Hocam siz evet. işinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Doğruları konuşmuyorsunuz. Hocam ben, Mehmet hocamın süresinden gireceğiz muhakkak. Reklama gideceğim hocam da. Reklama gideceğim de. Ama sizinle başlayacağım. Hatta bir gelen bir mailde de Eğitim Bir Sen'in Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi yıl 7 sayı 21 Ekim evet Kasım Aralık 2011 birçok şey söylediğiniz gibi mesela köydeki okulların birçoğu 8 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle kapanmıştır gibi ifadeler de var. Yanlış anlatmayalım. Okula bir şey öğrenemeyen öğrenciler soluğu dershanelerde almışlardır. Sanırım 8 yıllık kesintisiz eğitimin sıkıntılarıyla alakalı olsa gerek. Yanlış mı biliyorum hocam? Evet. Yani dershanecilik olayı yani başlı başına ele alınması gereken kapitalizmin insanı sömürdüğü bambaşka bir olay. Ömer hocam sizinle aynı düşüncede hocam biraz önce eğitim özelleştiriliyor dediniz. Hocam da karşı tarafta illa yani aynen. Eğitim Bir Sen yani, olduğu için bakın, iktidarın bir köşesine oturtturmayın lütfen. Hayır oturtmuyoruz böyle bir şeyimiz yok. Yani, biz dün şunu söylemiştik. Hayır dönmüşse bu düşüncesine dönmüşse. Bakın o zaman yarın bugün iktidarın adı farklı olur Eğitim Bir Sen dimdik aynı şekilde. Gündemde ve güncelde ne varsa enine boyuna tartışan program 3. Boyut bu hafta ekranlarınıza Uşak'tan sesleniyor. Saadettin Ulusoy soruyor, Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan cevaplıyor ve Uşak temsilcisi Ertunç Öztürk soru ve yorumlarıyla eşlik ediyor. Planlar, projeler, yapılanlar ve yapılacak olanlar ışığında Uşak Belediyesi'nin dünü, bugünü ve yarını mercek altına alınıyor. 3. Boyut pazartesi 20.30'da Uşak'tan canlı yayına Kanal 3 ekranlarında. Dünya markası olan şirketler grubumuz 72 yıldır ileri madencilik ve doğal taş işlemecilik teknolojilerini kullanıyor. Alimoğlu Grup kalitesi tescillenmiş ürünlerini ve eşsiz Anatolia Porcistone koleksiyonunu mimarların ve inşaat sektörünün güncel trend ve ihtiyaçlarını dünya ülkelerine kesintisiz bir şekilde sunmaktadır. Alimoğlu Grup Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip örnek bir işletme olarak da artan başarısını ve geleceğe doğru ilerleyişini emin adımlarla sürdürmektedir. Kurban yardımlarınızı bekleyen yetimler ve muhtaçlar yine yolumuzu gözlüyor. Nuri Eroğlu. Bugüne kadar dünyanın birçok bölgesinde fakir ve yoksul insanlarla beraber olduk, onların ellerini tuttuk, masum gözlerine baktık. Her sene olduğu gibi bu senede kurban ibadetinizi en güzel ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeniz için biz yine hazırız. Aşk kaç beden diğer, seversen yanılmadan, korkmadan, korunmadan, döktüğün o yaşsa da ahmak olmaz. Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer, söylesene sevgilim, aşk kaç beden diğer. Bu dizi sadece D-Smart'ta var. Özdilek'teyim. Özdilek'te yeni sezonda kaliteli ürünler, uygun fiyatlar. Flybridge bayan mont çeşitleri 89 lira 95 kuruş. Erkek mont çeşitleri 69 lira 95 kuruştan başlayan fiyatlarla siz değerli müşterilerimizin beğenilerine sunulmuştur. Özdilekteyim yaşamın içindeyim. Özdilekteyim yaşamın içindeyim. Ahşap kasa üretimiyle başlayan 44 yıllık geçmişimizin son 22 yılı damper kasa ve dorse üretmekle geçti. Sonra o ahşap ve damper kasaların üzerine açık sal kasa semitreyler, damper semitreyler, penteli semitreyler, havuz tipi damper semitreyler, sıkıştırmalı çöp kasaları ve daha pek çok şeyi ekledik. Son olarak frigofrik kasalar ve kamyon römork üretimlerimizle de kaliteden ve güvenden ödün vermeden hizmete devam ediyoruz. Ekol Dorse ve Karoser Sanayi. Yollarda sırtınız yere gelmesin. Şahmer Yapı'dan yeni bir proje daha.
Erkmen Prestige Konakları. Fiziki altyapısıyla en küçük detaylar bile gözden kaçırılmadan hazırlanan projesiyle, mimari dizayn ve farklı tasarımıyla yaşamınızı çok kolay ve konforlu hale getirir. 24 saat devrede kalan güvenlik ve kamera sistemi. Kapalı otopark, siteye güvenlik kontrollü tek giriş ve çıkış, geniş yeşil alanlar, spor merkezleri, havuz, oyun ve dinlenme alanları, 4 mevsim kullanmaya yönelik multi klima sistemleri, Türk hamamı ve sauna keyfi, yapılanmada doğal taşın zarafeti, kullandığımız ürünlerde TSE ve CE uygunluğu ve daha sayamadığımız birçok detaylar. Hayalinizdeki yaşam, Erkmen Prestij Konakları. Sağlık şişeye girdi. Eskişehir Laçin'den Türkiye'ye yayılan Laçin maden suyu zengin içeriğiyle hem faydalı hem içimi kolay. Laçin doğal maden suyu, Eskişehir'in kalbinden. TV mobil uygulamasıyla Kanal 3 kesintisiz yayınla daima yanınızda. iPad ve iPhone'dan BlackBerry'e, Android'den Nokia telefonlara kadar artık sevdiğiniz programlardan haberlere, belgesellerden dizilere kadar Kanal 3'teki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca mobil uygulamalardan bulunan Kanal 3 Facebook ve Twitter sayfalarını da ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Özdilek'teyim. Siz pastanızı alırken hangisini tercih edersiniz? Meyvelisini mi yoksa çikolatalısını mı? Birbirinden lezzetli pasta çeşitleri için sizleri Özdilek'e bekleriz. Özdilek'teyim, yaşamın içindeyim. Özdilek'teyim, yaşamın içindeyim. Beklenen an geldi. Söz Kimya fabrikadan halka satış mağazasını açtı. Şimdi Termo Sözex endüstriyel ve evsel temizlik ürünleriyle evleriniz ve işyerleriniz uygun fiyatlarla artık hem daha temiz hem de daha kolay işleriniz. Avcı Temizlik Toptan Parakende Satış Şubesi, Milli Birlik Caddesi Mecidiye Mahallesi numara 72 Taksim ve Afyonkarahisar. Doğanın mutfağımıza sunduğu tüm güzellikler için en doğal yağı seçin. Oruçoğlu, doğa kadar doğal. Güne rengarenk bir sabahla başlamaya hazır mısınız? Gündemdeki en sıcak gelişmeler, gazete manşetleri, köşe yazıları, hava ve yol durumları. Ekonomi piyasaları, bölge temsilcileriyle canlı telefon bağlantıları ve uzman konuk yorumları. Hepsi ve daha fazlası için Deniz Elmazoğlu'yla Kanal 3'te sabaha davetlisiniz. Eskişehir ve bölgesinde kültür sanat kapsamında gerçekleşen etkinlikleri ve sanata dair insan hikayelerini merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Tiyatro, müzik, sinema, cam, seramik, resim ve sanata dair pek çok alan. Pembe Koç sunumuyla Eskişehir Life programında. Biraz tatlı, biraz acı, bazen ocakta, bazen fırında. Anadolu'nun dillere destan yöresel yemekleri, damağınıza hitap eden tatlarıyla bu programda. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama insanı insan yapan tüm değerlerimiz toprağın üzerinde diyenlerin programı Aşk Bahçesi, tasavvuf deryasındaki yolculuğuna devam ediyor. Şeytan diyor size Allah ile aldatmasın. Yani Allah'ın merhameti ile, Allah'ın şefkati ile aldatmasın.
şeyin zıttıyla kaim olduğu dünya düzeninde iyi ve kötünün, nefisle ruhun mücadelesini, ahir zamanın tüm alametlerini, Kur'an ahlakıyla ahlaklananların hikmetlerini huzurunuza getiriyor. Tasavvufa gönül verenlerin programı Aşk Bahçesi, Hülya Kasnak ve Ümit Demir yorumlarıyla Kanal 3 ekranlarında. İnsan, insan gibi yaşamak isterse, insan kul gibi yaşamak isterse, insan ümmet gibi, derviş gibi yaşamak isterse, her şeyin en azıyla, en sadesiyle yaşamayı tercih edecektir. Efendim son bölümle karşınızdayız. Eğitimi konuşuyoruz. Eğitimcilerimizle birlikte Uşak Eğitim Bir Sen Başkanı Sayın Mehmet Karaçalık'la devam edeceğiz. Çünkü biraz önce hocalarım bayağı bir konuya girdiler. Buyurun evet, hocam. Evet. Bakın 4+4+4 eğitim sistemi yasalaştı. Hı hı. Biz şimdi burada ne yapabiliriz konuşmalıyız. Bu işin asıl yükü kesinlikle İdarecilerimizin sırtındadır. Hı hı. Şu anda. İkili eğitim yapılıyorsa da, öğrencilerin ne bileyim sınıflarımız kalabalıksa da, bir takım yerlerin dersliklere dönmesi gerekiyor ise de tümünün sorumluluğu şu anda idarecilerimizin sırtındadır. Ben buradan evet. Bakanlığa seslenmek istiyorum. 39 milyarlık bir en ciddi bütçenin ayrıldığı bir yeriz bakanlık olarak. Bu biraz daha artırılmalı. 2 yıl içerisinde seferberlik ilan edilmeli ve fiziki yapı sorunları kesinlikle kaldırılmalı. Hı hı. Okullardaki idarecilerimizin elleri kolları bağlı olduğu halde bakanlığı Sayın Bakanımız nötrlemiş olabilir oradaki aklı. Ama paydaşların akılları nötrlenmeli. Hı hı. Paydaşlarla bu konuyu paylaşmalı. Paydaşlarla paylaşarak, okullarımıza bütçe ayırarak, okul idarecilerimizin, müdür yardımcılarımızın eli güçlendirilerek, çünkü şu anda fiziki yapının en ağır yükü bu insanlardadır. Bunların eli güçlendirilerek bir an önce fiziki yapılarla ilgili eksiklikler giderilmelidir. Evet. Samimi söylüyorum, okul idarecileri şu anda çok ciddi bir sanatı icra ediyorlar. Evet. Yönetme sanatının belki de burada mübalağa sanatını kullanmıyorum, belki de en zorunu, bir bakan olmaktan, bakanlığa bağlı birimleri yönetmekten daha zorunu icra ediyorlar. Evet. Yani şu anda okul idarecileri hakikaten takdire şayan bir yönetim gösteriyorlar en az sıkıntıyla atlatmak için. Aha. Bakanlık bu problemlerin gitmesi için evet. bir an önce seferberlik ilan etmelidir. Hı. Ve yönetici arkadaşlarımız kesinlikle desteklenmelidir. Onların elinin güçlendirilmesi noktasındaki önlerine çıkan her türlü durum giderilmesi için iyi niyet yaklaşımları gösterilmelidir. Bununla birlikte öğretmenlerimiz bu sistem içerisinde başarısız falan olmazlar. Bu cümleler geçti. Öğretmenlerimiz başarılı olur. Biz sınıflarda nelerle karşılaşıyoruz? Ben de bir öğretmenim. Kaynaştırma öğrencilerimiz oluyor, normal öğrencilerimiz oluyor, seviye gruplarımız oluyor. Her birini çerçeve program çerçevesinde bir üst limite rahatlıkla tüm öğretmenlerimiz çıkarabilmektedir. Ve bu evet. sıkıntılar öyle çok fazla vaveyla kopartılacak bir durum değildir. Ben buradan bakanlığa seslenmem odur ki fiziki yapı eksiklikleri bir an önce giderilsin ve eğitim camiasındaki çalışanların kesinlikle ve kesinlikle kaygıları ortadan giderilsin. Eğitim camiasındaki çalışanlarımızın 666 sayılı kanun hükmündeki kararname ile yapılan iyileştirmelerde öğretmenlerimiz ve öğretim görevlilerimiz eksik bırakılmıştır. Onların da ekonomik hakları olan ücretler verilsin ki bunun biz sendika olarak ciddi bir savunucusu ve takipçisiyiz.
takip ediyoruz. Ve öğretmenlerimizin bir an önce, eğitim çalışanlarımızın bir an önce eli güçlendirilsin. Evet. Hemen gelen birkaç tane maili de paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle ve siz değerli hocalarımla. İmam hatiplerin orta kısımları açıldı ama 11 yaşındaki öğrenciler ile 17 yaşındaki öğrenciler aynı ortamda. Gelin Domaniç'e. Öğretmenlere ek ödeme diye kandırmacı haberler görüyoruz. Hep kandırılıyoruz. 3 aylık öne çekme doğru ama sanırım hocam bu size. 3 aylık öne çekme doğru ama önceki yönetmeliğe göre velinin 1 yıl erteleme hakkı vardı demiş Adnan Şen. Şimdi ben burada katılmadığım nokta şu. Arkadaşımız doğrudur. 3 aylık çekme var ama burada velilerimiz doktor raporuna yönlendirildi. Biz buna sendika olarak, genel merkez olarak da karşıyız. Ya bizim okullarımızda rehber öğretmenlerimiz var. Okul idaremiz var, öğretmenlerimiz var. Bunlardan kurulacak bir komisyon çok rahat bir şekilde bu problemi çözer. Yani velilerin doktor kapılarında doktor raporuyla bir yönlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Evet. İşin gerçeği bu. Ömer hocam sanırım bu size milli güvenlik derslerinde subaylar okullarda boy gösterirken kışlada asker okulda öğretmen olmalı diyenler okullara müfteliklerden imam yollanırken ne düşünüyorlar acaba demiş. Evet, Sayın Veli Çelik. Yani dün askeri darbeler yapılırken ne konuşanlar, nerede olan, ne söyleyenlerin bugün nerede olduğuna bakmak gerekir. Biz dün askeri darbe dönemlerindeki yapılan uygulamalara da şiddetle karşı çıktık. Bugünkü AKP iktidarının dayatmalarına da karşı çıkıyoruz. Biz ayrıca 8 yıllık eğitimin o boyutlarda bir dayatma olduğunu asla kabul etmiyoruz. 8 yıllık eğitimde 600 okulda en azından 600 okulda deneme yapılmıştır. Bu dünyanın bütün çağdaş ülkelerinde böyledir. Eğitim sisteminde bir köklü bir değişiklik yapacaksanız mutlaka pilot okullar ya da iller belirlersiniz. Bunlar da başarılı olursanız bunu bütün ülke geneline yayarsınız. Evet. Ama burada böyle şeyler yapılmamıştır. Ve o tweet'teki şeye de son derece katılıyorum. Gerçekten dün o 28 Şubat sürecinde de fikrini açıklayamayanlar bugün belli bir gücü eline alınca bütün medyada bağırmaması gerekir. Biz dün 28 Şubat sürecinde de alanlara çıktık, basın açıklamalarını yaptık. Bugün bu 4+4 dayatmasında da yaptık. 28-29 Mart tarihinde 2 gün biz Kızılay Meydanı'nı kapattık. Bunun için Afyon'daki 21 arkadaşım bugün soruşturma geçiriyor. AKP iktidarı bu açacağı soruşturmalarla eğitim sene geri adım attıramayacaktır. Eğitim sen üyelerine asla geri adım attıramayacaktır. Biz bu ülkede bilimsel, çağdaş, nitelikli, demokratik eğitim uygulanıncaya kadar çalışmalarımızı, mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Evet. Asla 100 yıllık bir sendikayız biz. Herhangi bir siyasi partiyle var olmadık biz. Bütün biz DSP döneminde de yanlış uygulamalara, öğretmenlere ya da öğrenciler üzerindeki yanlış uygulamalara şiddetle karşı çıktık. Bugün de karşı çıkıyoruz. Hocam o zaman şu yapılmalı. Çok özür diliyorum hocam. Yine devam edeceğim. Şu yapılmalı. O zaman Eğitim Sen Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye Eğitim Sen Milliyetçi Hareket Partisi ile Eğitim Bir Sen AK Parti ile biraz uzaklaşmalı, mesafemi almalı. Değerli izleyicilerimiz soruyor bunu. Devam edelim. Bir siyasi partiyle var olan bir siyasi partiyle gidecektir. Ben bunu elbette ki söylüyorum. Ben devam bakın edeceğim. Bu dönemde tabii ki siz de. ben bu dönemde bakın bu iktidar bütün yapılan seçme sınavlarında şaibe yaratmıştır. Bugüne kadar hiçbir veli benim öğrencime ÖSYM sınavında, ÖSS sınavında oğluma torpil yapısın dememiştir. Evet. Ama bu ülkede EGS sınavında binlerce öğrenci mağdur edilmiştir. EGS sınavı iptal edilmiştir bu ülkede. Ve bu sınavdaki şaibeye karşı çıkan öğrenciler içeri alınıyor bugün. Evet. İçeri tıkıyor. Yani nerede demokrasiyi, bu ülkede demokrasiyi yerleştireceğiz, bu ülkede özgürlükleri savunacağız ya. Bu iktidar savunuyor ya bunları. Savunuyorsa konuşan insanları bu şekilde sadece düşüncesini açıklayan insanları içeri atarak da vallahi bu haklı düşüncesini söyleyen insanları da susturamayacaktır. Biz hocam haklı düşünceden olarak, kastınız KCK operasyonları değil değil mi? Elbette ki KCK operasyonu. Siz bakın yani iktidar bu ülkede Eğitim Sen ne zaman doğru bir eylem gerçekleştirdi iktidara yönelik? İktidarın canını acıtacak bir eylem gerçekleştirdi. Arkasından bizim yöneticilerimiz, üyelerimiz bizim bir kısmı KCK operasyonuyla içeri alındı. Bir kısmı işte illerindeki yaptığı basın açıklamalarından dolayı içeri alındı. Bakın o tutuklamalarda içeri alınan arkadaşlarımıza sorulan soruları burada size söylesem gerçekten gülünçtür.
Arkadaşlar, bu ülkede elbette ki insan, suçlu olan insanlar tabii ki yargılanmalı, tabii ki içeri tıkılmalı. Bu ülkede devlet o insanları atamıştır. Hı hı. Suçu varsa da elbette ki yargılayacaktır. Ama yoktan bahanelerle birilerini KCK'nın içerisine koy, birilerini Ergenekon'un içerisine koy, birilerini başka bir şeyin içerisine koy ve bütün muhalefeti yok etmeye çalış. Evet. Valla eğitim sen susmayacaktır. Bugüne kadar susmadık. Bu tür cezalarla, bugün bu tür soruşturmalarla bizi asla yok edemeyecektir. Biz de dediğimiz gibi herhangi bir siyasi partiyle gelmedik ve hiçbir siyasi partiyle de gitmeyeceğiz. Hocam, tabii ki onların sonuçlarını bağımsız yargı verecektir. Muhakkak. İnşallah arkadaşlarımız. Hocam, çok haklı bir soru. İkili eğitim yapılan okullarda teneffüs saatleri 5 dakika. Kısa süreli dinlenme ile 8 ders saati ders ne kadar faydalı olur? Mehmet Hocam, sizinle devam şimdi edelim. Öyle bir soru sordun ki bu sorunun cevabını aslında 5 dakika teneffüs yaşayan çocuklara sormak lazım. Onlardan almak lazım. Çektikleri sıkıntıyı yaşayabilmek, çektikleri sıkıntıyı görebilmek için. 5 dakikada bir öğrenci sınıfından nasıl çıkar, koridorun nasıl aşar, tuvaletteki sıra izdihamının nasıl geçer, ihtiyacını nasıl giderir, tekrar derse nasıl yetişir, bu evet. arada beslenmesiyle ilgili, dışarıda alacağı temiz havayla ilgili etkinliklerde nasıl yapar? Vallahi bu çocuklar bu işi yapıyorsa zaten okumalarına falan gerek yok, tebrik et, anılarından öpmek lazım, eğitim öğretim başarılıdır demek lazım. Doğru hocam. Şimdi tabii söz bize gelmişken, bu bir arkadaşın sorduğu, tweetten sorduğu sorunun cevabını ben de vereyim. Yarası olan Bocunur, biz hiçbir dönem hiçbir iktidarın arkasında büyümedik. Biz bir iktidarla büyüyen bir sendika olmadık. Çok şükür öyle bir şansımız var ki hiçbir iktidar dönemi de bizimle eşleş olmadı. Sadece 57. hükümette zikrettiğiniz Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Onun bakanlığı bizde değildi çok şükür. Bu noktada biz hesabımızı açık ve net bir şekilde verebiliriz. Ama biz İktidarla beslenen sendikaları kamuoyu çok iyi biliyor. Üye sayılarının iktidardan önceki rakamını ve şu andaki rakamlarını çok iyi biliyor. Bizim iktidar sonrası kaygımız da yok. Sendikamız bölünür, parçalanır, üye sayımız da düşer diye kaygımız da yok. Çünkü Türkiye Eğitim Senin temel felsefesi eğitim çalışanların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını aramak, her ne pahasına olursa olsun bu yoldaki mücadelesini omurgalı duruşuyla da meydanlarda sergilemektir. Biz bugüne kadar kimseye dayanmadık. O noktada rahatız. Bakın şimdi, öğretmen arkadaşlar rahat edilsin deniyorlar. Öğretmen arkadaşların ekonomik sorunları çözülsün deniliyor. İdareci arkadaşlarımız rahat etsin deniliyor. Ben eğitim sistem başkanı arkadaşıma açıkça soruyorum. Şu anda Türkiye'deki idarecilerin %80'i Eğitim Birsen'li. Eğitim Birsen kökenli. Bakanlığın %70'i Eğitim Birsen kökenli. Üyesidir, eski üyeleridir. Üye olamıyorlarsa da yönetmenlik gereği üye olamıyorlardır. Görevleri gereği üye olamıyorlardır. Bunların tamamı da Eğitim Birsen adına sendikacılık yapıyorlar. Somut delilleriniz var mı sen? Hepsi. Bakın araştırın, ben şimdi tek tek sizin üyelerinizi araştıracak halde değilim. Benim ilimde de tam tersi de. Yok yok, hayır. Benim ilimde tam tersi. Bak son anda siz değiştiniz. Bak ne diyorum, 5-6 aydır sizde ciddi değişiklikler var. Zaten şu konumunuzdan sonra sizin genel merkeze de biraz sıkıntıları yaşayacak mısınız gibi kanat var bende. Hocam doğruları söylüyorsa genel merkezi, nasıl sıkıntı genel olursa olsun yani. Genel merkeziyle ters düşen şeyler anlattı burada. Yok yok, ben sizin üzerinizden konuşmuyorum. Bakın, boş verin. Bakın, kurumsal yapılar üzerinden konuşmuyorum. Şimdi bakın, 657 sayılı devlet memurlarının özlük hakları değiştiriyor, kanun değişiyor ve iş güvenliği kalkıyor. Nasıl öğretmen rahat etsin? Nasıl öğretmen huzur içerisinde dersine girsin? Yani bu şey midir hocam, verimsiz öğretmenler kapı dışarı mı? Verimsiz öğretmen kapı dışarı, kovulacak, şeyler ölçülecek, memurun kriterleri belirlenecek. Yani performansı ölçülecek falan, peşmeken kime göre nasıl ölçülecek? Peki şimdi soruyorum, bunun destekçisi kim? Kim hocam? İşte buyurun, ülke şartları göz önünde tutulmalı demiş, devlet memurluğu güvencesi kaldırılmalıdır demiş. Kim demiş? Eğitim Birsen'in bir dönem önceki genel başkanı demiş. Evet. Buyurun. Yani şimdi iş güvencesi ortadan kalkmış bir memurun, iş güvencesi ortadan elinden alınmış bir öğretmenin performansını düşünün, çalışma şartlarını düşünün. Şimdi bu arada gelelim öğretmenin performansına. Niye öğretmene yapılan hakaretlerden bahsedilmiyor? İşte başbakan daha bugün herhalde yanılmıyorsam veya dün. Öğretmen maaşları ile ilgili demiş ki, biz göreve başladığımızda 800 liraydı maaşları. Şimdi kaç lira? Bilmiyorlar mı? Ne kadar çalışıyorlar ki? İfade bu tarzda. Peki Sayın Başbakan'a buradan soruyorum. Siz göreve başladığınızda maaşınız ne kadardı? Bugün ne kadar? Bugün ne kadar?
Geliyoruz oradan. Öğretmene hakaretlere. Çok maaş alıp az çalışıyorlar demiş. Kim demiş? Sayın Başbakanımız demiş. Öğretmenlik yapacak, 500 liraya öğretmenlik yapacak. Ortalıkta bir sürü insan var demiş. Kim demiş? Yine Ahmet Aksu Bey demiş zamanında. Hem de Milli Eğitim Bakanı bunu söylerken yanındaydı. Ahmet Aksu demedi, özür diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu lafı derken Ahmet Aksu Bey yanındaydı. Bu Hüseyin Çelik'in sağ olsun öğretmenlere hediyesi. Geliyoruz. Öğretmenler az çalışıp çok maaş alıyor. Başbakan söyledik. Öğretmenler cami önünde yem bekleyen güvercinler gibi demiş. Kim demiş? Milli Eğitim Bakanımız Ömer Çelik Bey demiş. Ömer Dinçer Bey demiş. Hayır, benim anlamadığım nokta şu. Güvercine benzetebilirsin. Güvercin mübarek bir hayvandır. Bizim örf adet ve geleneklerimize ve dinimize göre mübarek bir hayvandır. Benzetebilirsin. Şimdi neden cami önünde? Bakın, cami önündeki güvercin sadakaya muhtaçtır. Atılacak yeme muhtaçtır. Öğretmen bu kadar aşağılanıyor. Hocam lütfen toparlayalım çünkü toparlayacağım, hocama da vereceğim, toparlayacağım. Programı da kapatacağım. Toparlayacağım. Öğretmeni bu kadar aciz gösteriyorsun. Dağdaki güvercinde, mücadeleci güvercinde, taştaki güvercinde. De tamam, biz güvercin olalım. Böylesine hak edilmemiş cümleler, öğretmen hakir görülecek, öğretmen hor görülecek, öğretmen rencide edilecek. İdareciye 5 kuruş ödenek göndermeden derslik açacaksın diyeceksin, okulu donatacaksın diyeceksin. Veliden bağış aldığın zaman hakkında soruşturma açacaksın. Ondan sonra bu öğretmeni bir de özelleştirmeyle tehdit edeceksin. İş güvenliğini elinden almakla tehdit edeceksin. Sonra da diyeceksin ki başarılı ol. Yok arkadaş. Evet. Başarılı olmaz. Şimdi bir şey daha var. Bakın, başkanım ısrarla söylüyor. Kanun çıktı. Artık kanunda ne yapacağımızı söyleyelim diyor. Ben buna katılmıyorum. Yani kanun çıktı diye biz her şeyi kabul mü edeceğiz? Önümüze şu konuldu diye biz bunu illa içecek miyiz? Zehir zemberekse de içecek miyiz? Hayır. Evet. Eksilerini söyleyeceğiz, olması gerekenleri izah edeceğiz ve itirazlarımızı sürekli dile getireceğiz. Hocam teşekkür ederim. Tekrar bir son söz verirsiniz herhalde. Çok birer dakika belki hocam da buyurun. Buyurun hocam. Evet, bugün var olan iktidar bizler kabul etsek de etmesek de çok ciddi bir güçle gelmiş bir iktidardır. Bu iktidarın adı, bu iktidarın ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben Eğitimciler Birliği Sendikası olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğünün yanında olan lider ülke Türkiye sevdalısı bir sendikayım. Başbakanım. Benim 28 Şubat'tan önce üzerimde öyle kılıçlar vardı ki sırf dünya görüşümden ötürü. Bu ülkede 3 milyon kişiyi yok sayarız diyen insanlar vardı. Benim önüm sadece ve sadece eşit şartlarda savaşmak için açılmıştır. Öyle destekçi falan bunlar yani somut deliller olmalı. Ben sabahtan beri bakın sistem üzerine konuşuyoruz. Evet. Eksiklikleri dile getiriyoruz. Sistemle açık yüreklilikle konuşuyoruz. Ve bana deniyor ki genel merkezinde sorun yaşayacaksın. Genel merkez basın yayın sekreterimin bir gazetedeki demeçleri üzerinden konuşuyor. Yaşarım yaşamam o ayrı. Bakın bu şekilde olmaz. Bizler bu ülkede elimize aldığımız bembeyaz bir sayfa olan evlatlarımızı kendi İnancımız, örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve değerler eğitimiyle birlikte yetiştirmeliyiz. Kendiniz olmaz. Bakın, başkanım, toplumun değerleriyle yönetirsiniz. Siz kendi değerleriniz olmaz. Yanlış söylüyorsunuz. Yanlış ifade ediyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'na öyle tavsiyelerde bulunduk ki bizim söylediklerimizi zamanında yapmış olsaydı şu anda bu sıkıntılar yaşanmıyor. 40 binden fazla sınıf öğretmenliği yapan kişinin alanıyla hiçbir alakası yoktu. Bunu daha önceki dönem okullar henüz açılmadan önce yapılması gerektiğini söyledik. Şu anda bu noktaya gelindi. Geç kalındı. Neden geç kalındı? Bir öğretmenimiz birinci sınıfı aldı. 10 Eylül'de başladı. Okulların açılmasından bir hafta önce uyum programları çerçevesinde üzerinden 3 hafta geçti. Alan değişikliği yapıyorsunuz. Yanlış. Şu anda ülke genelinde sınıf öğretmeni açığı zuhur etmiştir. Bunu zamanda yapmalıydı bakanlık. Evet hocam. Ama şu anda bizim söylediğimiz yere gelmiştir bakanlık. Hocam muhakkak. Fakat bakın. Biz iktidar değiliz. Bizler iktidarın karşısında duran, karşı olmak karşıtlık anlamında değil, eğitim çalışanlarının hakkını savunan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Buralar doğru anlaşılmalı. Bir yerlere hakaret etmekle, bir yerlere şeyler demekle bu iş olmaz. Bir, arkadaş, çözüm önerisi. Fiziki anlamda en kısa sürede seferberlik ilan ederek fiziki sıkıntılar giderilmeli. İki, okul idarecilerinin önü kesinlikle açılmalı. Yok bağış soruşturmaları gibi saçma sapan işlerle uğraşılmamalı. 3. Fiziki yapılar uygun hale getirilip getirilmediği ciddi anlamda denetlenmeli. 4. Evet. Bu ülkede
değerler eğitimine önem verilmeli. Hı hı. Bugün eğitim camiasında eğitim evet. çalışanlarına şiddet başını alıp gitmiştir. Bunun altında yatan temel sebep nedir? Evet. Değerler eğitimidir. Doğru. Ve en çok veliyle muhatap olan kitle öğretmen olduğu için öğretmene daha çok bu tür saldırılar gerçekleşmekte. Ama ne bileyim yani bir hizmetlimiz de bunu görebilmekte. Evet. Bu tür sıkıntılar olmamalıdır. Bunun tedbirleri alınmalıdır. Bizler okullarda güvenlik görevlileri bulundurmak zorunda değiliz. Bizler okullarda kameralar koyarak evet. geleni gideni kontrol etmek zorunda değiliz. Bugün sıradan, basit, çok hafif bir olayla öğretmen itham edilebilmekte ama gel gelelim sonuçları çok ağır olabilmektedir. Bunlar olmamalıdır. Hocam teşekkür ederim. Bizler insanız. Eğitim camiasının birer ferdiyiz. Evet. Eğitim çalışanıyız. Et ve kemikten olmakla birlikte ruhumuz, duygularımız var. Hocam çok teşekkür ederim. Bakanlıktan istirhamım çalışanına ciddi anlamda değer verdiği alanın paydaşlarıyla bizim dediğimiz yere şimdi geldiniz ama geç kaldınız. Evet. Paydaşlarla birlikte konuyu paylaşarak bir iş İnşallah, yapalım. İnşallah ilerleyen programlarda tehditleri yaşadığımız 28 Şubatlar bir daha gelmesin. Evet, teşekkür ederim. Bu ülkede insanların hem ruhen hem de bedenen doğru bir gelişme gösterebilmesi için kesinlikle dayatmalar olmasın. Evet. Hocam lütfen sadece teşekkür için. Çünkü yöneten Peki. arkadaşım Murat sürekli uyarıyor. Sadece teşekkür. Bir dakika. Hocam lütfen. Lütfen sadece teşekkür için. Ben, sadece teşekkür için hocam. Bizi izleyen ben teşekkürle kapatmaya çalışayım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bizi izlemeye çalışan, izleyen tüm seyircilere öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bakanlık şu anda bir sendikayla bu işe başlarken önce ateş etmiştir. Evet. Sonra nişan almıştır. Hedefi şaşırmıştır. Evet. Şimdi bakanlık da U dönüşü yapıyor. Bakanlıkla beraber o sendika da U dönüşü yapıyor. Evet. Ben öğretmene hakaret edilmeyen, öğretmenin hor görülmediği, evet. öğretmenin mağdur edilmediği, öğretmenin ve idarecinin ve evet. Yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımın ezilmediği, bir sendikalar tarafından tehditle kendilerine üye yapılmadığı, evet. eğitim öğretimi ortamının bozulmadığı huzur içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı bir yıl temin ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Lütfen ederim. Ömer hocam sadece teşekkür lütfen. Çünkü evet. yönetmen arkadaşım sürekli Hemen uyarıyor. Ben de evet teşekkür ederek kapatacağım. Öğretmenlerin gelecek kaygısı yaşamadığı, öğretmenlerin hedef tahtasına gösterilmediği bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Ayrıca öğrenciyi müşteri, öğretmeni de satış görevlisi olarak gören bir mantığı da asla kabul etmediğimizi belirterek bütün izleyenlere teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Hocam çok özür diliyorum. Bize de söz hakkı doğar. Buyurun hocam. Bize de söz hakkı doğar. Hocam ben de sadece teşekkür ediyorum. Evet. Yoksa yönetmen arkadaşım alacak yayından hiçbirimiz teşekkür de demeyeceğiz. Buyurun hocam. Evet. Ben de sendikal kazanımların en üst seviyede olduğu, eğitim camiasındaki çalışanlarımızın mutluluk, refah içerisinde olduğu. Evet. Bununla birlikte bir kısım yerlerde kurulmuş sandıklarla sömürülmediği, beyinlerinde tehdit unsurlarının oluşturulmadığı, gayet rahat, huzurlu, mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Hizmetlilerimiz rahat, evet. memurlarımız rahat, öğretmenlerimiz rahat, idarecilerimiz rahat olmalıdır. Evet, bunu hocam. Yapmak bakanlığın görevidir. Hı-hı. Savunmak bizim görevimizdir. Güçlü evet. bir savunucunuz olarak buradayız diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sağ olun. Sevgili izleyiciler bu akşam geniş açıda 4+4+4 eğitim sistemini tartışmaya çalıştık. Ancak benim anladığım şu muhtemelen sizin de çıkarttığınız o. Öncelikli olarak eğitimde başarı sağlayabilmek istiyorsak öğretmenlerimizin eğitimini aynı zamanda ekonomisini düzlüğe çıkartmamız gerekiyor. Yönetmen arkadaşım Murat'a, KJ operatörümüz Engin Çetiner'e ve kameraman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.